Kör Baykuş Sadık Hidayet Seslendiren Rana Toga. Yaralar vardır hayatta. Ruhu cüzzam gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen, kemiren yaralar. Kimseye anlatılamaz bu dertler. Çünkü herkes bunlara nadir ve acayip şeyler gözüyle bakar. Biri çıkar da bunları söyler ya da yazarsa İnsanlar yürürlükteki inançlara ve kendi akıllarına göre hem saygılı hem de alaycı bir gülüşle dinlerler bunları. Çünkü henüz çaresi de devası da yok bu dertlerin. Tek ilaç şarap yardımıyla unutmaktır. Afyonun ve uyuşturucu maddelerin sağladığı sahte uykudur. Ama ne yazık ki bu tür devaların da etkisi geçicidir. Acıyı kesecekleri yerde çok geçmeden şiddetlendirirler. Acaba bir gün bu metafizik olguların ruhtaki bu kendinden geçme halinde ve uykuyla uyanıklık arasında beliren gölgeler yansımasının sırrı anlaşılacak mı? Ama ben onlardan bir tanesini anlatmakla yetineceğim. Başımdan geçti bu ve beni öyle sarstı ki asla unutamam. Ömrüm oldukça ezelden ebede insan kavrayışının ötesindeki o dünyaya ulaşacağım ana kadar onun o uğursuz izleri hayatıma hep zehir akıtacak. Zehir diye yazdım ya, onun damgasını her zaman bağrımda taşıdığımı, taşıyacağımı söylemek istiyorum. Çalışacağım yazmaya aklımda kalanları, olaylar zincirinden zihnimde kalanları yazmaya. Belki genel bir sonuca varırım, hayır fakat içim rahat eder, inanabilirim kendim. Çünkü benim için hiç önemi yok, inanmış, inanmamış başkaları. Lakin tek korkum yarın ölebilirim, kendimi tanıyamadan. Hayat tecrübelerimle şu yargıya vardım ki, başkalarıyla benim aramda korkunç bir uçurum var. Anladım. El'den geldiğince susmam gerek. El'den geldiğince düşüncelerimi kendime saklamalıyım. Ve şimdi yazmaya karar vermişsem, bunun tek nedeni kendimi gölgeme tanıtmak isteğidir. Duvardan doğru eğilmiş, yazdıklarımı oburca yutmak, yok etmek isteyen gölgeme. İşte onun için denemek istiyorum. Birbirimizi ola ki daha iyi tanırız. Uzun zamandır başkalarıyla bütün bağlarımı kopartmışım. Kendimi daha iyi tanımak istiyorum. Ne boş düşünce. Olsun. Fakat her hakikatten çok azap veriyor bana. Bana benzeyen Görünüşte bendeki ihtiyaçlara, tutkulara, arzulara sahip bu insanlar niçin kırarlar beni? Ancak benimle eğlenmek, bana çatmak için yaratılmış bir avuç gölgeden başka bir şey mi bunlar? Ne hissetsem, ne görsem, neye değer versem hepsi baştan sona bir vehim değil mi? Gerçekten hayli farklı bir kuruntu değil mi? Fakat ben gölgem için yazıyorum gaz lambasının duvara yansıttığı gölgem için. Kendimi ona tanıtmalıyım. Yoksulluk, miskinlik dolu bu aşağılık dünyada ilk kez bir güneş ışını hayatımı aydınlattı sanmıştım. Ama ne yazık bu güneş ışını pek de süreksiz bir parıltı oldu. Bir meteordu sanki. Bana bir kadın, daha çok bir melek kılığında göründü. Işıltısında kısa bir an, bir saniyelik bir zaman için hayatın bütün bedbahtlığını gördüm. Azamet ve güzelliğini kavradım. Sonra da bu parıltı pek de çabuk karanlığın uçurumuna gömüldü. Hayır bu süreksiz ışını kendime alıkoyamadım, tutamadım. Üç aydan beri, hayır iki ay dört gün var ki onun izini kaybettim. Ama büyülü gözlerinin, o gözlerdeki öldürücü parıltının anısı hayatımdan silinmedi. Onu nasıl unutabilirim ki hayatıma öylesine bağlanmış? Hayır, adını söylemem asla. O ince, esiri, belli belirsiz endamın, iri hayran parlak gözlerin ardında ömrüm azar azar ve acıyla yana dursun, eriye dursun. Bu aşağılık dünya ile bir ilişkisi yoktu onun. Hayır, yeryüzü nesnelerine bulaştıramam, kirletemem adını. O yok olunca ben de bir sürüden farksız insanlardan, ahmaklardan, mutlu kişilerden tamamen el etek çektim. Unutmak için şaraba ve afyona verdim kendimi. Hayatım odamın dört duvarı içinde geçti ve geçiyor. Baştan sona hayatım dört duvar içinde geçti. Bütün gün işim gücüm kalemdanlar yapmak, boyamaktı benim. Bütün vaktimi kalemdan ressamlığı içki ve afyon dolduruyordu. Kalemdanlar üzerine resimler çiziyordum. Kendimi uyuşturmak ve zamanı öldürmek için bu gülün çişi seçmiştim. İyi bir rastlantı evim şehrin dışındaydı. Sessiz sakin bir yer, hayatın gürültüsünden uzak. Çevre tamamen terk edilmiş, yıkıntı yerleri, ancak hendeyin öbür tarafında basık toprak kulübeler görünüyor ve şehir başlıyor. Bilmiyorum bu evi hangi mecnun hangi sivri akıllı yapmış Nuh Nebi zamanında. Gözlerim kapalıyken bile her köşesi gözümün önünde canlanıyor. Omuzlarımda ağırlığını hissediyorum. Benzerini ancak eski kalemdanların üzerine nakkaşların çizdikleri bir ev. Bana inanılması için bunları bir bir yazmalıyım. Bunları duvardaki gölgeme açıklamalıyım. Evet, bana tek sevinç kalmıştı, çok küçük bir gönül hoşluğu. Odamın dört duvarı içinde kalemdanlar boyamış, üzerlerine resimler yapmış, bütün vaktimi bu gülünce eğlenceye yatırmıştım. Ama o bir çift gözü gördükten, onları gördükten sonra her işin, her hareketin anlamı, değeri silindi gözümden. Fakat gariptir, inanılır şey değil, bilmiyorum niçin, Yaptığım resimlerin konusu oldum olası hep aynı kaldı. Hep bir servi çiziyordum. Dibinde ihtiyar, kambur bir adam bağdaş kurmuş oturuyor, bir Hint fakirine benziyordu. Bir abaya sarınmış, başına bir şal bağlamıştı. Sol elinin işaret parmağını bir hayret ifadesiyle dudaklarına götürmüştü. Karşısında uzun, siyah entareli bir genç kız hafif eğilmiş, ona bir gündüz sefası uzatıyordu. Ve bir dere akıyordu ikisinin arasından. Ben bu sahneyi daha önce görmüş müydüm yoksa rüyamda mı almıştım ilhamı? Bilmiyorum. Bildiğim, çizdiğimin hep bu meclis, hep bu konu olduğuydu. Elim kendiliğinden hep bu resmi çiziyordu. Ve daha garibi şu ki alıcıları vardı bu resimlerin. Amcamın aracılığıyla ben bu kalemdanları Hindistan'a gönderiyordum. O bunları satıyor, bana parasını yolluyordu. O sahne hem yakın hem uzak bana. Tam hatırlamıyorum. Şimdi hatırladığım şu ki söyledim, anılarımı yazmam gerek. Fakat bu olay çok sonra oldu. Konuyla da bir bağlantısı yok. Çizmeyi, boyamayı da bıraktım büsbütün. İki ay önceydi. Hayır doğrusu iki ay dört gün önce. Nevruz'un on üçüncü günü. Halk şehir dışına akın etmişti. Bense odamın penceresini kapatmış, sakin kafayla kendimi işime vermiş, güneşin batışına kadar çizmiş, boyamıştım. Birden kapı açıldı. Amcam geldi. Yani gelen adam kendini amcam diye tanıttı. Ben onu hiç görmemiştim. Gençliğinden beri dışarılardaydı amcam. Kaptan da sözde benimle iş konuşmaya gelmiştir diye düşündüm. Ticarette yaptığını duymuştum çünkü. Her neyse İhtiyar ve kambur biriydi amcam. Başına bir hint şalı sarmıştı. Sırtında eski ve sarı bir aba vardı. Başını yüzünü örtüyordu şal. Açık yakasından kıllı göğsü görülüyordu. Şalın kıvrımlarından seyrek sakalının kılları tek tek sayılabilirdi. Gözleri kızarıktı ve yarık dudaklıydı amcam. Uzak ve gülünç bir benzerliği vardı benimle. Bir dev aynasında benim portremdi sanki.'' Ben babamı da hep böyle düşünmüştüm. İçeri girer girmez odanın bir köşesine çöküp oturmuştu amcam. Bir şeyler ikram edip onu güzelce ağırlamak istedim. Lambayı yaktım, yandaki küçük karanlık odaya gittim. Her tarafı aradım. Ona uygun bir şey ne çıkartabilirdim? Gerçi evde hiçbir şey kalmadığını biliyordum. Ne afyon vardı artık ne de içki. Birden sanki içime doğdu, gözlerim duvardaki rafa gitti. Bir şişe eski şarap vardı, onu gördüm. Güya ben doğdum diye ta o zaman yapmış, saklamışlardı. Duvardaki rafta duruyordu, hiç dokunmamıştım. Evde böyle bir şey olduğunu tamamen unutmuştum hatta. Rafa erişmek için oradaki bir taburaya çıktım. Şişeyi almıştım ki duvardaki pencereden gördüm. Evin arkasındaki kırda bir servi dibinde kambur bir ihtiyar oturuyordu.'' Karşısında bir genç kız, hayır bir cennet meleği ona doğru eğilmişti, sağ eliyle mavi bir gündüz sefası uzatıyordu. Ve ihtiyaç sol elinin işaret parmağını ağzına götürmüş, tırnağını ısırıyordu. Kız sahiden oradaydı, karşımda orada duruyor fakat çevresine hiç bakmıyordu. Bakıyor ama görmüyordu. Ağız kenarlarında iradesiz, esrik bir gülümseme donmuş kalmıştı olmayan kayıp bir kimseyi düşünüyor gibiydi. Kızın büyüleyen iri gözlerini gördüm. İnsana acı sitemler veriyordu bu gözler. Acılıydı. Hayret, tehdit ve vaatler vardı bu gözlerde. Gördüm. Hayatımın kıvılcımı bu ışıltılı, esrarlı gözlerin derinlerinde kaybolup gitmişti. Bu çekici ayna bütün benliğimi insan düşüncesinin kavrama gücünden aciz kaldığı bölgelere almış götürmüştü. Türkmenlerinki gibi dar, çekik bu gözler olağanüstü ve mest edici parıltıyla canlı, hem ürkütücü hem çekiciydiler. Hiç kimsenin göremeyeceği korkulu manzara ve sırları seyreder gibiydiler. Çıkık yanaklar, yüksek alın, ince ve bitişik kaşlar, dolgun hafif aralık dudaklar, o dudaklar ki uzun ve tutkulu bir öpüşle yeni öpülmüş ama susuzlukları giderilmemiştir. Siyah saçları çözük, dağınık, solgun yüzüne dökülüyor, birkaç zülüp şakaklarında kıvrılıyordu. Uzuvlarının letafeti, hareketlerindeki esiri özentisizlik hepsi onun uçacak gibi, kırılacak gibi olduğunu gösteriyordu.'' Hint tapınaklarında bir rakkasenin hareketleri ancak böyle ahenkli olabilirdi. Donuk hali ve hüzün veren sevinci hissettiriyordu ki rastgele bir varlık değildir bu. Güzelliği de olağan değil, afyon içildikten sonraki düşlerden, öyle görüntülerden biriydi bence. Ruhumda adam otunun yarattığı aşk kararetini yaratmıştı. Narin nazik endamı, omuzlarının, kollarının, göğüslerinin ince çizgileri, sırtından bacaklarına kadar sanki oynaşının kucağından yeni kurtulmuştu. Erkeğinin koynundan ayırdıkları bir dişi adamotunu andırıyordu. Adam otu görünüşüyle bir insanı andırır. Etli kökleri iki çatallıdır ve kökler birbirine sarılmış bir erkekle kadına benzer. Bu görünüşleri nedeniyle yüzyıllar boyu büyücülüklere de malzeme ve konu olmuştur. Kıvrımlı siyah entarisi bedenine yapışmış, hatlarını meydana çıkarmıştı. Ben baktığım sırada o, kendisini ihtiyardan ayıran dereden atlayacaktı herhalde. Denedi ama başaramadı. Bir gülmedir tutturdu ihtiyar. Tüyleri diken diken eden kuru felaket bir gülüştü bu yüz ifadesi hiç değişmeksizin katı, sinir, alaycı bir gülüşle gülüyordu adam. Sanki bir gülüşün yankısıydı bu, oyuk boş bir içerden geliyordu. Elimde şişe tabur eden yere atladım. Bilmiyordum niçin titriyordum, korkunç ve keyifli bir ürpermeydi bu. Hem tatlı hem korkulu bir rüyadan apar topar uyanmıştım sanki. Şişeyi yere bıraktım, ellerimi yüzüme kapadım, Kaç dakika, kaç saat geçti bilmiyorum. Kendime gelince şişeyi aldım, odaya döndüm. Amcam gitmişti. Kapıyı bir ölü ağzı gibi açık bırakmıştı. Fakat ihtiyarın gülüşü kulaklarımda çınlıyordu hala. Karanlık basmıştı. Ya lambası is yapıyordu. Duyduğum keyifli titreyiş ve korkunun etkisindeydim hala. Benliğim o anda değişmeye başlamıştı ruhumu etkilemesi, insan kavrayışının aciz kaldığı noktalara kadar ulaşması için bu meleğin, bu esiri genç kızın bir bakışı kafi gelmişti. Bilincimi yitirmiştim. Sanki ismini eskiden biliyordum. Gözlerinin parıltısına, rengine, kokusuna, hareketlerine öylesine aşinaydım ki ruhlarımız önceki bir hayatta cisimsiz, maddesiz bir alemde karşılaşmış da tek asıldan, tek maddeden oluşmuş, böylece bizim yeniden birleşmemiz adeta kaçınılmaz olmuştu. Ben bu hayatta da onun yanında olmalıydım. Hiçbir zaman el sürmek değildi istediğim. Gövdemin görünmez ışınlarının ona değmesi bana yetiyordu. Korkunç macera. İçimde ilk görüşten kalma aşina bir duygu. Ben onu tanıyordum. İki sevdalı hep aynı hisse kapılmazlar mı? Birbirlerine önceden rastladıkları, aralarında esrarlı bağlar olduğu duygusuna kapılmazlar mı? Bu aşağılık dünyada ya onun aşkını isterim ya da hiç kimsenin. Hem mümkün mü bir başkasının beni etkilemesi? Fakat ihtiyarın o kuru ve rezil gülüşü, o uğursuz gülüş aramızdaki bağı koparmıştı işte. Bütün gece bunu düşündüm. Kaç kere gideyim duvardaki pencereden bakayım istedim ama ihtiyarın kahkahasını gene duyarım diye korktum. Ertesi günüm de bu düşüncelerle geçti. Onu hiç görmeden nasıl edebilirdim? Daha ertesi gün binbir korkuyla titreyerek şişeyi gene eski yerine koymaya karar verdim. Lakin perdeyi açınca hayatıma çöken karanlıkla örtülü gibi siyah karanlık duvar çıktı karşıma. Duvarda ne pencere vardı ne de bir delik. O dört köşe pencere sımsıkı örülmüş, kapanmıştı. Olduğu yer duvardan ayırt edilemiyordu. Sanki daha önce de pencere falan yoktu bu duvarda. Ta buraya çıktım, bir çılgın gibi yumrukladım duvarı. Kulak verdim, lambayı tuttum üzerine. En ufak bir delik, bir menfez yoktu bu duvarda. Yumrukların bir işe yaramamıştı. Bir kurşun külçesiydi sanki duvar vazgeçebilir miydim tamamen? Ama onu tekrar görmek benim elimde olan bir şey değildi ki. Azap çeken bir ruh gibi bekliyor, kolluyor, arıyordum. Lakin boşuna. Evin çevresini dolaştım, araştırdım. Bir gün, iki gün değil, belki iki ay, dört gün cinayet yerlerine dönen katiller gibi döndüm, dolandım evin çevresinde.'' Etrafındaki bütün taşları, bütün kumları tanıyordum da, servi olsun, dere olsun, o gördüğüm kişiler olsun, onlardan bir iz, bir eser bulamıyordum. Geceleri ay ışığında diz çökmeler, ağaçlara, taşlara, aya aciz zavallı yalvarmalar, her yaratıktan medet ummalar boşuna. En ufak bir ipucu bile yok. Bütün bunların beyhude olduğunu anlamıştım. Çünkü bu yeryüzündeki şeylerle bir bağlantısı olamazdı onun. Örneğin onun o uzun saçlarını yıkadığı su ancak pek az bulunur, pek az bilinir bir çeşmeden akabilir, tılsımlı bir mağaradan çıkabilirdi. Entarise bildiğimiz pamuktan dokunmamıştı. O entariyi maddi eller, insan elleri yapmamıştı. Seçkin, üstün bir varlıktı o. Elindeki o gündüz sefasının bilinen bir çiçek olmadığını anlamıştım. İnanıyordum, bildiğimiz suyla yıkasa solardı yüzü ve uzun zarif parmakları bildiğimiz bir gündüz sefasını koparsa pörsümüş bir gül gibi solardı parmakları. Bütün bunları anlamıştım. Bu genç kız, hayır bu melek, Sonsuz bir hayret ve anlatılamaz bir ilham kaynağıydı benim için. Latif ve el sürülemez varlığı bende bir tapınma duygusu yaratmıştı. Yabancı bir bakışın herhangi bir insan bakışının onu sarartıp solduracağına inanıyordum. Onu yitirdim yitireli aramızda bir taş duvar, ıslak bir set, deliksiz penceresiz kurşun gibi bir taş duvar yükseldi o yükseldi yükseleli hayatın ebediyen boş ve kayıp bir hayat olduğunu kavramıştım. Gerçi bakışlarındaki muhabbeti ve onu görmekten doğan derin hazzı karşılıksız bırakmış ama bu onun beni görmeyişinden olmuştu. Bense onun gözlerine muhtaçtım. Bir bakışı yeterdi. Felsefenin bütün müşküllerini, teolojinin bütün muammalarını çözmeme yeterdi. Bir bakışı, diğer rumuz ve sırları alırdı benden, açardı. O günden sonra içtiğim şarap ve afyon miktarını çoğalttım. Ama ne yazık ki ümitsizliğe karşı bu devalar ne zihnimi uyuşturdu ne derdimi unutturdu bana. Gün gün, saat saat onun düşüncesi, onun endamı, onun yüzü öncekinden daha net canlandı gözümde. Nasıl unutabilirdim? Gözlerim açık kapalı uykuda uyanık karşımdaydı o. Odamın duvarındaki pencereden dışarıya açılan o dört köşe delikten doğru insanın zihnini, mantığını kaplayan gece gibi gözümün önündeydi hep. Rahat huzur haram olmuştu bana. Nasıl rahat olabilirdim? Gün batarken her gün sokağa çıkıp dolaşmayı adet edinmiştim. Bilmiyorum neden dereyi, serviyi, gündüz sefalarını bulmak istiyor, bunda ısrar ediyordum. Afyon gibi alışmıştım bu gezintilere. Görünmez bir kuvvet beni buna zorluyordu sanki. Yol boyunca hep onu, ondan bende kalan ilk görüntüyü düşünüyor, onu Nevruz'un 13. günü gördüğüm yeri arıyordum. Orasını bulsaydım, o servinin altına oturabilseydim, hiç şüphesiz huzura kavuşurdum. Ah ne yazık ki çerçöpten, kızgın kumdan, ölü beygir kemiklerinden ve süprüntüleri koklayan bir köpekten başka bir şey yoktu. Acaba ben onu gerçekten görmüş müydüm? Asla. Bir delikten, odamdaki bedbat bir pencereden şöyle gizlice kaçamak görmüştüm. Çöpleri koklayan aç bir köpeğe benziyordum. Etrafta dolaşan, süprüntüleri koklayan, Uzaktan çöpler artıklar getirdiklerini görünce korkup kaçan, saklanan, sonra geri dönüp yeni döküntüler arasından beğendiklerini seçen bir köpek gibiydim. Fakat o pencere kapatılmıştı ve o benim için bir demet taze çiçek de adeta çöplüğe atılmıştı. Son defa her akşamki gibi dolaşmaya çıktığımda hava kapalıydı, yağmur yağıyordu çevreyi yoğun bir sis kaplamıştı. Renklerin şiddetini, eşyalardaki kenar çizgilerinin şirretliğini hafifleten bu ıslak havada bir ferahlık, bir huzur hissettim. Yağmur karanlık düşüncelerimi yıkamıştı sanki. Olmaması gereken şey o gece oldu. İradesiz yürüyordum. Fakat o yalnızlık saatlerinde ne kadar sürdüğünü unuttuğum o dakikalarda onun o sakin yüzü her zamankinden daha da ısrarlı, sanki sisler içinden çıkmış gözlerimin önündeydi hep. Kalemdanlar üstündeki tasvirlere benzeyen o hareketsiz, donuk yüz. Ben eve dönerken gece bir hayli ilerlemişti ve sis öyle yoğunlaşmıştı ki ayaklarımı ancak görüyordum. Gene de alışkanlığım ve uyanık kalmış sezgilerimle evimin önüne geldiğimde siyah giysili birisinin bir kadın süleytinin kapı önündeki sette oturmakta olduğunu gördüm. Anahtar deliğini bulmak için bir kibrit yaktım. Fakat bilmem neden gözüm karaltıdan yana çevrildi. Zayıf soluk bir yüzle iri gölgeli çekik bir çift göz gördüm. Üzerime dikili bu karanlık gözleri tanıyordum ben. Daha önce hiç görmemiş olsam da tanırdım. Hayır yanılmamıştım oydu. Bir rüya gören, rüya gördüğünü bilen, uyanmak isteyip de uyanamayan biri gibi afallamış, kala kalmıştım. Kibrit sonuna kadar yandı. Parmaklarımı yaktı. Birden kendime geldim. Anahtarı çevirdim kilitte, kapı açıldı. Kenara çekildim. O yolu biliyormuş gibi yerinden kalktı, karanlık sofayı geçti, odamın kapısını açtı. Peşinden yürüdüm, ben de girdim odaya. Yağ lambasını yaktığımda onun karyolama uzanmış olduğunu gördüm. Yüzü gölgede kalıyordu. Bana bakıyor, sesimi duyuyor muydu? Bakmıyor, duymuyor muydu bilmiyorum. Ne korkmuş gibi bir hali vardı, ne de karşı koymaya meyli. Sanki kendisi farkında olmadan gelmişti buraya. Hasta mıydı, yolunu mu kaybetmişti? Bir uyur gezer gibi iradesiz gelmişti. O anda neler duyduğumu kimse tasarlayamaz. Acıya benzer bir şey de duyduğum, enfes ve anlatılamaz. Hayır, yanılmamıştım. Aynı kadındı, aynı kızdı. Hiç şaşkınlık göstermeden, tek söz söylemeden odama gelmişti. İlk karşılaşmamız böyle olacak diye tasarlamıştım hep. Sanki çok derin bir uykuya gömülmüştüm ve böyle bir rüya görebilmek için de gerçekten derin bir uykuya dalmış olmak gerekirdi. O uykunun o sessizliği benim için ebedi bir hayatın işareti gibiydi. Çünkü ezelde ve ebediyette konuşma yoktur. Benim gözümde bir kadındı o. İnsanüstü bir yaratık bir yandan da Yüzü belleğimdeki bütün öteki yüzleri siliyor, yok ediyordu. Büyülemişti beni. Onu seyretmekten titremeye başladım. Dizlerimin bağı çözüldü. Birden gözlerinde onun o sonsuz iri gözlerinde bir gözyaşı selinde siyah elmaslar gibi yüzen, ıslak, ışıl ışıl gözlerinde hayatımın bütün ızdıraplı macerasının kayıp gittiğini gördüm. Gözlerinde onun o siyah gözlerinde aradığım derin ebedi geceyi buldum. O gecenin korkunç, büyülü karanlıklarına daldım. Derinlerdeki benliğimin güçlerini dışarıya çekiyor gibiydi bu karanlıklar. Ayaklarımın altında yer sarsılıyordu. Düşsem, yıkılsam tarifsiz bir haz olurdu bu benim için. Durmuştu kalbim. Soluk almıyor, soluğumun bir bulut ya da bir duman gibi uçup gitmesinden korkuyordum. Onun o mucizeli suskunluğu aramıza kristal bir duvar dikmişti. Bu anda, bu saatte, bu ebediyette boğuluyordum. Yorgun gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Bakmaya kimselerin dayanamayacağı olağanüstü bir şey görmüştü sanki. Bu gözler ölümü görmüş gibiydiler.'' Kirpikleri bitişiyor, kapanıyordu. Bense boğulmaktan kıl payı kurtulmuş birine benziyordum. Can çekişmenin dehşetinden sonra gene su yüzüne çıkmıştım. Titremeye başladım, ateş basmıştı. Ondan titriyordum. Alnımdan boşanan teri ceketimin yenine serildim. Yüzü aynı sükûneti, aynı hareketsizliği sürdürüyor fakat daha solgun, daha gevşemiş görünüyordu yatıyordu hala. Sol elinin işaret parmağının tırnağını emiyordu. İnce siyah entaresinden bacaklarının, kollarının, göğsünün, bütün vücudunun çizgileri seçiliyordu. Gözleri kapalı olduğundan onu daha iyi seyredebilmek için üzerine eğildim. Ama yüzünü inceledikçe benden büsbütün uzaklaşır gibiydi. Birden kalbindeki sırlardan birini bilmediğimi, aramızda hiçbir bağ bulunmadığını hissettim. Konuşmak istedim, korktum. Hassas kulakları uzak, göksel, tatlı bir musikiye alışıktılar. Sesimden nefret edebilirdi. Aklıma geldi. Aç ya da susuz olabilirdi. Ona bir şeyler getirmeye küçük odaya gittim. Gerçi evde hiçbir şey olmadığını biliyordum ama içime doğdu sanki. Duvarda rafta babamdan kalma bir şişe eski şarap vardı. Ta buraya çıktım, şişeyi indirdim. Parmak uçlarıma basa basa karyolaya yaklaştım. Bir çocuk gibi uyuyordu. Derin uykulardaydı. Uzun kirpikleri ibrişimler gibi birbirine kavuşmuştu. Şişenin mantarını çıkarttım, kilitli dişleri arasından yavaş yavaş ağzına bir yudum şarap akıttım. Ömrümde ilk kez ansızın içimde bir ferahlık hissettim. Kapalı gözlerini seyrederken beni kemiren çıban, demirden pençeleriyle etimi didikleyen ifrit, sükunet bulmuştu. Sandalyemi getirdim. Karyolanın yanına koydum. Gözlerimi dikmiş ona bakıyordum. Çocuksu bir yüz, garip bir ifade. Mümkün müydü bu kadının, bu kızın, bu azap meleğinin, bunca sükunetine, bunca tabiliğine rağmen öyle ikili bir hayatı olsun. Mümkün müydü? Şimdi vücudunun sıcaklığını hissedebiliyor, gür siyah saçlarının nemli kokusunu içime çekiyordum. Bilmem neden titreyen elimi artık söz geçiremediğim bu eli kaldırdım ve hep şakaklarına yapışık zülüflerini okşadım. Parmaklarımı gömdüm saçlarına. Soğuktu nemliydi saçları. Soğuk, çok soğuk. Sanki günlerdir ölüydü bu kız. Hiç şüphe yok ölmüştü. Elimi yakasından koynuna soktum. Memelerine, kalbine koydum. Bir kıpırtı duyulmuyordu. Bir ayna aldım, ağzına tuttum. Yoktu en ufak bir hayat belirtisi. Onu kendi tenimin sıcağıyla ısıtmak istedim. Ona kendi sıcaklığımı verip ölümünün soğukluğunu ondan almak istedim. Ola ki ona kendi ruhumu üflerim diye soyundum. Yanına uzandım. Adam otu kökleri gibi dişi erkek bitiştik birbirimize. Zaten erkeğinden ayrı düşmüş, dişi bir adam otunu andırıyordu vücudu ve tıpkı adam otu gibi yakıcı bir aşkla yanıyordu. Ağzı bir salatalığın içi gibi buruk ve serinletici. Bütün teni buz gibiydi, Damarlarımdaki kan dondu bu soğuklukta kalbime işledi boşunaydı bütün çabalarım karyoladan indim giyindim hayır yalan değil işte odama yatağıma gelmiş vücudunu bana teslim etmişti tenini ve ruhunu ikisini de bana vermişti canlıyken gözleri hayatla doluyken gözlerini düşünmek bir işkence olmuştu bana ama şimdi hissiz, hareketsiz, soğuk ve gözleri kapalı gelmiş, kendini bana vermiş, teslim etmişti. Gözleri kapalı. Oydu bütün hayatımı zehirlere bulayan. Hayır, hayatım ta baştan zehirlere bulanmıştı benim. Ben başka türlüsünü değil, ancak zehirlenmiş bir hayatı yaşayabilirdim. Şimdi o burada, benim odamda, gövdesini ve gölgesini bana vermişti. Bu yeryüzünde yaşayanların dünyasıyla hiçbir bağlantısı olmayan uçucu sırça, rakik ruhu kıvrımlı elbisesinden ona işkence eden gövdesinden yavaşça çıkmış, başıboş gölgeler dünyasına gitmiş, sanki benim gölgemi de beraber götürmüştü. Ama gövdesi hissiz hareketsiz burada kalmıştı. Yumuşak kasları, sinirleri, damar ve kemikleri çürümeyi bekliyor, yer altındaki kurtlara, farelere lezzetli yiyecekler hazırlıyordu. Ve ben, mihnet ve meskenet dolu bir fakir odada, bir mezarı andıran bu odada, beni saran ve duvarların içine kadar nüfuz eden sonsuz gecenin karanlığında uzun, soğuk, sonsuz bir gece geçirmek zorundaydım. Bir ölünün yanında onun ölüsüyle birlikte bir gece ve birden düşündüm ki dünya dünya olalı ben var oldum olalı soğuk, hissiz, hareketsiz bir ölü karanlık odada hep yanımdaydı benim. Dondu o anda düşüncelerim. İçimde acayip bir hayat oluşuyordu. Varlığım çevremdeki bütün varlıklarla, etrafımda kımıldaşan bütün gölgelerle bir bağlantı kurmuştu ta derinden çözülemez bir biçimde dünya ile birleşmiş varlıkların ve tabiatın ahengine katılmıştım. Benimle tabiatın bütün unsurları arasında görülmez tellerle bir ızdırap akımı başlamıştı. Hiçbir fikir ve hayal bana gayri tabii gelmiyordu. Eski minyatürlerdeki rumuzları kolaylıkla çözebilir, çetin felsefe kitaplarındaki sırlara, biçim ve türlerdeki ezeli aptallıklara erişebilirdim. Çünkü o anda yeryüzünün, gökyüzünün dönüşüne, bitkilerin büyümelerine, canlıların devinimlerine katılmıştım. Ortaktım onlara. Geçmiş, gelecek, yakın, uzak, his hayatımla eş ve ortak olmuşlardı. Böyle durumlarda herkes güçlü bir alışkanlığa, bir tutkuya sığınır. Ayyaş içer, edebiyatçı yazar, yontucu taşı yontar, acısını dindirmek için her biri en kuvvetli içgüdüsünden medet umar ve gerçek sanatçı kendi bağrından şaheserler yaratır. Ama ben ki zevksiz ve biçare biriyim, kalemdanlar boyayan bir ressam parçası, ben ne yapabilirim? Hepsi birbirinin kopyası, tatsız, ruhsuz resimler boyayan ben şaheser olarak ne çizebilirdim. Fakat bir coşkuya kaptırmıştım kendimi ve içimde kavurucu bir sıcaklık hissediyordum. Bambaşka bir uyanma ve çağıltıydı bu. Ebediyen kapanmış bu gözleri kağıda geçirmek, kendim için saklamak istiyordum. Bu dürtüye karşı koyamadım. Elimde değildi. Bu tasarıyı gerçekleştirmemek olmazdı hele insan bir ölüyle kapalı kalmışsa. Bu düşünce bende bambaşka bir sevinç yarattı. Sonra is yapan lambayı söndürdüm. İki şamdan getirdim, sağlı sollu başucuna koydum ve yaktım şamdanları. Mumların titrek ışığında yüzü daha sakinleşti. Odanın parlak gölgelerinde esrarlı, esiri bir hal aldı. Kağıt ve gerekli şeyler getirdim. Yatağına yaklaştım. Çünkü artık onundu bu yatak. Yavaş yavaş parça parça çürümeye, yok olmaya mahkum bu yüzün, görünüşte hareketsiz, değişmez görünen bu yüzün sessiz, sakin, baka baka resmini yapmak. Bu yüzün beni etkilemiş hatlarını seçip kağıda aktarmak istiyordum. Ne kadar muhtasar ve sade olursa olsun bir resim etkili olmalı, canlı olmalıdır. Kalemdanlara hep aynı resmi çizdiren ben, şimdi bu düşüncemi eyleme dönüştürmek, hayalimdeki yani onun çehresinde beni etkilemiş ayrıntıları canlandırmak zorundaydım. Yüzüne bakmalı, sonra gözlerimi kapayıp o yüzden seçeceğim hatları kağıda geçirmeliydim. İşkencedeki ruhuma böylece bir deva, bir afyon bulurdum belki. Yüzündeki hatların ve şekillerin hareketsiz hayatına sığınmıştım. Cesede bakarak çizim bir cansız nesne ressamının işiydi ve ben öyle bir ressamdım. Fakat gözlerini, kapalı gözlerini bir kez daha görmek gerekir miydi? Onlar zihnimde yeterince yer etmemiş miydiler? Bilmiyorum. Sabaha kadar birçok taslak çizdim ama hiçbiri gönlümce olmadı. Peş peşe yırttım hepsini. Ya işimden usanç duymuyor ya da vaktin nasıl geçtiğini hissetmiyordum. Ortalık aydınlanıyor, pencere camlarından odama bulanık bir ışık sızıyordu. Bir taslak üzerinde çalışıyordum. Bence hepsinden daha iyi olmuştu bu. Fakat gözleri. O gözleri ki sitemliydiler. Sanki bağışlanmaz günahlarımdan ötürü beni kınıyorlardı. O gözleri kağıda geçiremiyordum. Onların olanca canlılığı, olanca hatırası belleğimden silinip gitmişti. Boşunaydı çabalarım, yüzüne ne kadar bakarsam bakayım, onlardaki o hali hatırlayamıyordum. Ansızın yanaklarının hafifçe kızardığını gördüm. Kasap dükkanındaki etlerin renginde bir kızartıydı. Canlanıyordu. Gözleri iri iri açıldı, şaşkın şaşırmış bakıyordu. O gözler ki içlerinde hayatın parıltısı toplanmıştı, hastalıklı bir aydınlıkla ışıldıyorlardı. O sitem dolu yorgun gözleri açıldı. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. İlk defadır ki varlığımın farkına varmış, bana bakmıştı. Gerçi bir an sürdü bu ama gözlerindeki haleti yakalayıp kağıda geçirmem için yetti bana. Fırçanın ucuyla tespit ettiğim taslağı da yırtmadım bu kez. Sonra yerimden kalktım, yavaşça yanına gittim. Meğer ölmemiş, dirildi işte diye düşünüyor, gövdesine aşkımın can verdiğini sanıyordum. Fakat yanına vardığımda bir ceset kokusu duydum, bir çürüme kokusu. Üzerinde küçük küçük kurtlar kıpırdaşıyor ve mum ışığında iki mayıs böceği gövdesi etrafında dolanıyordu. Ölüydü de niçin açılmıştı gözleri bilmiyorum. Acaba rüya mı görmüştüm yoksa gerçek miydi? İstemem hiç kimse sormasın bana bunu. Fakat yüzü önemliydi. Hayır, gözleri. Şimdi gözleri elimdeydi benim. Gözlerindeki ruhu kağıda geçirmiştim. Artık gövdesi ilgilendirmezdi beni. O gövde ki yok olmaya mahkumdur ve yerin altında kurtların, farelerin yiyeceği olacaktır. Bundan böyle benim iradem altındaydı o. Ben ona bağlı değildim artık. Ne zaman istersem gözlerini görebilirdim. Sakınarak, kollayarak aldım resme. Paralarımı koyduğum teneke kutuya yerleştirdim. Küçük odaya sakladım kutuyu. Parmak uçlarına basa basa çekilip gidiyordu gece. Sanki yorgunluk çıkarmıştı. Kanaatkardı. Bu kadarı yeterdi ona. Uzak hafif sesler duyuluyordu. Bir göçmen kuş rüya görüyordu belki. Belki bitkiler büyüyordu. Solgun yıldızlar bulut kümeleri gerisinde kayboluyordu. Yüzümde sabahın yumuşak soluğunu hissediyordum ve horoz sesleri yükseldi uzaktan. Ben bu ölüyü ne yapacaktım? Çürümeye başlamış bu cesedi. Önce odamda gömmeyi düşündüm. Sonra alıp götürmek geldi aklıma. Götürüp bir kuyuya, etrafında mavi gündüz sefaları olan bir kuyuya atmak geldi. Ama bu işi kimse görmeden yapmak az düşünce, az zahmet, az ustalık mı isterdi? Hem sonra ona yabancı bir göz değsin istemiyordum. Her şeyi kendi elimle ve yalnızlıkla yapmam gerekiyordu. Olmaz olsun. O ölmüş, ben sağ kalmışım neye yarar? Ama o asla hiçbir zaman rastgele bir insan değildi. Benden başka hiç kimse gömmemeliydi onun ölüsünü. Benden başka hiç kimse görmemeliydi onun ölüsünü. O bana bir başkası tarafından görülmek, yabancı bir bakışla kirletilmek için gelmemiş, soğuk gövdesini ve gölgesini bunun için teslim etmemişti. Derken aklıma geldi. Cesedi parçalar, parçaları bavuluma, şu benim eski bavula koyar, götürür, uzaklara, gözlerden çok uzak bir yere gömerim. Bu kez tereddüt etmedim küçük odadaki kemik saplı bıçağı aldım. Önce büyük bir dikkatle vücudunu bir örümcek ağı gibi hapsetmiş ince siyah entariyi üstündeki tek giysiyi uzunlamasına kestim. Uzamış da adeta gözüme eskisinden daha uzun boylu göründü. Sonra başını kestim. Birkaç damla soğuk pıhtılaşmış kan sızdı gırtlağından. Sonra kollarını bacaklarını kestim. Gövdeyi, kol bacakları düzgün ve tertipli bavula koydum. Entarisini, o siyah entariyi yüzüne örttüm. Bavulu kapattım, kilitledim. Anahtarı cebime soktum. Hepsi bitince rahat bir nefes aldım. Kaldırdım bavulu, şöyle bir tarttım. Ağırdı taş gibi. Ömrümde hiç bu kadar yorulmamıştım. Hayır, ben bu bavulu tek başıma taşıyamazdım. Hava yeniden kapanmıştı. Hafiften yağmur başlamıştı. Benimle gelecek bavulu taşıyacak birini bulmak ümidiyle odamdan çıktım. Yakınlarda tek insan yoktu. Epeyce ileride sisler içinde kambur bir ihtiyar gördüm. Bir servi dibinde oturuyordu. Geniş bir şalla örtülü yüzü görülmüyordu. Yavaşça yanına gittim. Daha ben söze başlamadan kuru, sinir bir kahkaha attı ihtiyar. Tüylerim diken diken oldu. Hamal arıyorsan ben varım işte ya dedi ihtiyar. Cenaze arabam da var. Ben her gün ölü taşır, Şah Abdülazime götürür, gömerim ya. Tabut da yaparım, ölçüsü ölçüsüne, tam tamına. Şu anda hazırım ben ya. Kahkahayla güldü ihtiyar öyle ki omuzları titriyordu. Elimle evimden tarafı gösterdim fakat konuşmama fırsat vermedi. Devam etti ihtiyar Lazım değil biliyorum. Senin ev işte ya. Yerinden kalktı ihtiyar. Bir koşu gittim odama girdim. Bavulu zar zor kapı önüne sürükledim. İki siyah lagar beygir koşulu külüstür bir cenaze arabası kapının önünde duruyordu. Elinde uzun bir kamçı kambur ihtiyar arabacı kerevetine tünemiş oturuyordu. Başını çevirip bana bakmadı bile. Bavulu arabaya güçlükle kaldırdım koydum. Arabanın ortasında bir tabut yeri vardı. Bu uyuğa uzandım, başımı da arabanın kenarına dayadım. Etrafı görebiliyordum böylece. Sonra bavulu göğsüme çektim. Sımsıkı tuttum ellerimle. Kamçı havada şakladı. Beygirler soluyarak yola koyuldu. Burunlarından çıkan nefeslerinin buharı yağmurlu havada dumandan bir lüle gibiydi. Uzun yumuşak adımlarla ilerliyordu beygirler. Bir hırsızın kanun gereği parmakları kesildikten sonra kaynar yağa batırılmış sakat elini andıran sıska bacaklarını yavaşça kaldırıyor, sonra sessizce yere basıyorlardı. Boyunlarında çıngıraklar ıslak havada acayip bir sesle çınlıyordu. Açıklanamaz, anlatılamaz bir çeşit huzurla sarılmış cenaze arabasının sarsıntılarını bile duymaz olmuştum. Yalnız göğsümde bavulun ağırlığını hissediyordum. Cesetini, gövdesinin ağırlığını ben sanki her zaman göğsümde hissetmiş gibiydim. Yolun çevresini yoğun sis kaplamıştı. Cenaze arabası tepeleri, düzlükleri, dere yataklarını acayip bir sürat ve rahatlıkla geçiyordu. Çevremde ne rüyada ne uyanık hiç görmediğim bir panorama açılıyor, genişliyordu. Yolun iki yanında çentikli tepeler, acayip bodur ve ilençli ağaçlar, aralarından bakan kül rengi üç köşe küp prizma biçimi evler, evlerde küçük karanlık camsız pencereler görüyordum. Bu pencereler hezeyen halinde bir insanın perişan gözlerine benziyordu. Duvarlarda ne vardı ki ta kalbine kadar üşütüyor, ürpertiyordu insanı. Bu evlerde hiçbir zaman hiçbir canlı oturmamış da adeta. Uzay yaratıkları için mi yapılmıştı bu evler? Arabacı bes belli beni alışılmadık ya da dolan başlı bir yoldan götürüyordu. Bazı yerlerde yol kenarlarında yalnız kütükler, yamru yumru ağaçlar görülüyor, arkalarında evler beliriyordu. Kah bası, kah yüksek, geometrik konik biçimlerde ya da koni kesiği evler. Dar ve eğri pencerelerden mavi gündüz sefaları dışarı taşıyor, kapı ve duvarlara tırmanıyordu ansızın koyu bir sis ardında kayboldu bu görüntü. Yağmur yüklü ağır bulutlar tepelerin arasına çöktüler. Havada savrulan tozlar gibi ince bir yağmur serpiştirmeye başladı. Uzun bir yolculuktan sonra cenaze arabası çıplak bir dağ eteğinde durdu. Bavulu göğsümden kaydırdım, ayağa kalktım. Issız, asude, hoş bir yerdi yamaç. Daha önce görmemiştim ama aşinalığım vardı sanki. Bildiğim bir yer gibime geldi. Öbek öbek mavi kokusuz gündüz sefalarıyla örtülüydü toprak. İçimde öyle bir duygu şimdiye dek bu yöreye ayak basan olmamıştı. Bavulu yere indirdim, yaşlı arabacı yüzünü çevirdi. "Şah Abdülazime çok yakın burası." dedi. "Senin için buradan iyi bir yer bulunamaz ya." Elimi cebime soktum, ona vermeye para aradım. Yalnız iki kranla bir abbasi vardı. Adam kuru, sinir bir gülüşle güldü. Tamam tamam yüzme kendini, sonra alırım. Evini biliyorum ya. Yok mu bana yaptıracak başka işin? Mezar kazmak da gelir elimden ya. Utanma utanma, hadi iş başına. Hemen şurada dere kenarında Servi'nin yanına kazarım bavulun için bir mezar. Çeker giderim ben ummadığım bir çeviklikle kerevetten yere atladı ihtiyar. Bavulu aldım, kurumuş bir dere yatağı kenarındaki ağacın yanına gittik. Burası iyi dedi. Gelirken kazma kürekte getirmişti. Cevabımı beklemeden kazmaya başladı. Bavulu yere bıraktım, uyuşuk, cansız duruyordum. Kambur ihtiyar işinin eri biri gibi geldi bana. Toprağı kazarken bir şey buldu, sırlı bir testiydi galiba. Pis mendiline sardı, nihayet doğruldu. Gene işte çukur ya tam tamına bavul büyüklüğünde. Ücretini vermeye cebimde para aradım. İki kram bir daha basiden başka param yoktu. İhtiyar kuru sinir bir gülüşle güldü. Tamam tamam istemez. Ben senin evini biliyorum ya. Hem işte karşılığı bir testi buldum. Bir rages testisi. Eski rey yani ya. Gülüyor çarpık omuzları titriyordu. Kirli mendiline sardığı testiyi koltuğuna sıkıştırdı, cenaze arabasına gitti, şaşırtıcı bir çeviklikle kerevete sıçradı. Kamçı havada şakladı, beygirler soluyarak yola koyuldular. Boyunlarında çıngırakları ıslak havada acayip bir sesle çıngırdıyordu. Araba bir sis yığını gerisinde az az gözden kayboldu. Yalnız kalır kalmaz rahat bir nefes aldım. Göğsümden ağır bir yük kalkmıştı sanki. Tepeden tırnağa tatlı bir huzurla dolmuştum. Çevreme bakındım. Tepelerle mor sıra dağlarla çevrili bir yöredeydim. Tepenin birinde yıkıntılar ve kerpiçten yapılmış eski binalar gördüm ve az ötede kurumuş bir dere yatağı. Issız, terk edilmiş bir yerde burası. Bütün kalbimle mutluydum. Yeryüzü uykusundan uyandıklarında onun o iri gözlerinin hiç yadırgamayacağı, benimseyeceği bir yerle karşılaşacağını düşündüm. Hem sonra yaşarken nasıl başkalarının uzağında kalmışsa şimdi de diğer ölülerin uzağında kalması gerekiyordu. Bavulu kollayarak kaldırdım, çukura indirdim, tamamı tamamına sığdı çukura. Fakat son defa görmek istedim ölüyü, bavuldaki ölüyü. Çevreme bakındım, hiçbir canlı görünmüyordu. Cebimden anahtarı çıkardım, bavulun kilidini açtım. Fakat siyah entarisinin kenarlarını açıp da sızmış kanlar ve kaynaşan kurtçuklar arasında onun bana anlamsız şaşkın bakan ve derinliklerinde bütün ömrümün boğulduğu o iri, kederli gözlerini görünce hemen kapattım bavulu. Üzerine topraklar attım, toprağı çiğnedim, sımsıkı pekiştirdim. Gittim o kokusuz mavi gündüz sefalarından topladım. Mezarının üzerine diktim. Sonra bütün izleri yok etmek, tanınmasını imkansızlaştırmak için de kum çakıl serpiştirdim mezara. Bu işi öyle sağlam yaptım ki artık neresiydi yeri ben bile ayırt edemiyordum. İşimi bitirince üstüme başıma baktım. Yırtılmış, toprağa belenmişti elbisem. Üstüme başıma siyah kan pıhtıları yapışmıştı. Etrafımda iki mayıs böceği uçuşuyor, tenimde minik kurtlar kaynaşıyordu. Kan lekelerini temizlemek istedim. Yenimi tükürükleyip ovdukça kan daha da çok yayılıyor, daha koyulaşıyordu, kaplamıştı beni. Yapışkan soğukluğunu bütün vücudumda hissediyordum. Güneş batmak üzereydi. İnce bir yağmur yağıyordu. Cenaze arabasının tekerlek izlerini görüyordum, iradesiz kendiliğinden. Hava kararınca yolumu kaybettim. Gayesiz, düşüncesiz, iradesiz kat kat koyu karanlıkta yavaş yavaş yürüyordum. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Onu yitirmiştim. İri iri gözlerini kan pıhtıları içinde görmüştüm. Zifiri bir gecenin koynunda kımıldayıp duruyordum. Ömrümü dalgalarına gömmüş derin bir geceydi bu. Bu geceyi aydınlatmış o bir çift göz ebediyen sönmüştü. Bir yere varmıştım, varamamıştım. Benim için ne fark ederdi? Tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Öyle bir duygu, herkes beni terk etmişti. Cansız varlıklara sığınıyordum. Doğa ile aramda bir bağ kurulmuştu. Ruhuma inmiş, çökmüş derin karanlıkla benim aramda bir bağ Böyle bir sessizlik bizim anlayamadığımız bir lisan gibidir. Duyduğum şiddetli keyiften başım dönüyordu. Bir bulantı hissediyordum ve bacaklarımda bir gevşeme. Üzerimde sonsuz bir yorgunluk vardı. Yol kenarındaki kabristanda bir mezar taşına oturdum. Başımı avuçlarıma gömdüm. Bu halim çok şaşırtmıştı beni. Birden kuru sinir bir kahkaha beni gene kendime getirdi. Döndüm baktım yüzü bir şala sarılı bir karaltı bir adam oturuyordu yanımda. Koltuğunda bir mendile sarılı bir şey vardı. Yüzünü bana çevirdi konuştu adam. Herhalde şehre dönüyordun yolunu kaybettin ha. Gecenin bu vaktinde bu mezarlıkta işim ne diye soruyordun mutlaka kendine. Ama korkma benim işim ölülerledir mezar kazarım ben. Kötü bir iş mi ha? Buradaki yolları, kuyuları bütün bilirim. Mesela bugün bir mezar kazdım. Kazarken de şu testiyi buldum. Bir rages testisi. Eski rey yani ya. Tamam tamam işte sana veriyorum testiyi. Benden sana yadigar. Elimi cebime soktum. İki kranla bir abbasi vardı. Çıkardım. Kuru sinir bir gülüşle güldü ihtiyar. Asla tamam tamam ben seni tanıyor, evini de biliyorum. Hemen şurada bir cenaze arabam var benim. Gel seni evine götüreyim ya. Sadece iki adım. Testiyi kucağıma bıraktı, kalktı. Öyle şiddetli gülüyordu ki omuzları sarsılıyordu. Testiyi aldım, kambur ihtiyarın peşinden yürüdüm. Yol ayrımında kavşak bir cenaze arabası duruyordu. İki sıska, iki beygir koşulu bir araba. Şaşırtıcı bir çeviklikle ihtiyar arabacı kerevetine tırmandı, oturdu. Ben de bindim. Tabut boşluğuna uzandım. Başımı da arabanın yüksek kenarına dayadım. Etrafı görebilirdim böylece. Testiyi göğsüme koydum, elimle de tutuyordum. Kamçı havada şakladı, beygirler soluyarak yola koyuldu. Adımlarını yüksekten ve yumuşak atıyorlardı. Yavaşça ve sessiz basıyorlardı yere. Boyunlarındaki çıngıraklar ıslak havada acayip bir sesle çınlıyordu. Bulutların gerisinden yıldızlar, siyah pıhtı kanlarda beliren parıltı gözlerin bebekleri gibi yeryüzünü seyrediyordu. Bir tatlı huzur sarmıştı baştan ayağa beni. Fakat testi bir ceset gibi göğsüme yükleniyordu. Eğri bürü dallarıyla eciş bücüş ağaçlar, Karanlıkta kaymak ve yere devrilmek korkusundan el ele tutuşmuş gibiydiler. Siyah, boş pencereli ve kesik topuk geometrik biçimlerde acayip, garip evler yolun iki yanına dizilmişlerdi. Evlerin duvarlarından ateş böceklerinin bulanık, donuk parıltısı yayılıyordu. Ağaçlar korkmuş gibi öbek öbek sıra sıra geçiyor, sanki birbirlerinden kaçmak istiyor fakat gündüz sefalarının saplarına dolanmışlar gibi devriliyorlardı. İçim dışım bir ceset kokusuyla, çürümüş et kokusuyla dolmuştu. Sanki bende eskiden beri hep vardı bu koku. Sanki ben ömrüm boyunca bir kara tabutta uyuyordum hep ve yüzünü göremediğim kambur bir ihtiyar, hayalet gölgeler, sisler içinde beni gezmeye çıkarmıştı. Cenaze arabası durdu, testiyi aldım, yere atladım. Kapımın önündeydim. Hemen odama girdim, testiyi masaya bıraktım. Paralarımı koyduğum yandaki küçük odada sakladığım teneke kutuyu çıkarttım. İhtiyar arabacıya ücretini vermek için tekrar kapıya gittim. Ama o kaybolmuştu. Ne kendisinden, ne atlarından, arabasından bir eser görünmüyordu. Üzgün odama döndüm, lambayı yaktım, sarılı olduğu mendilden testiyi çıkarttım. Yenimle tozunu toprağını temizledim. Mor renkli ve saydam eski bir çini testiydi. Mayıs böceklerinin kanat kabukları gibi ışıldıyordu. Bir tarafında mavi gündüz sefalarıyla çevrili badem biçimi bir tarla vardı ve tarlanın ortasında Badem biçimi tarlanın ortasında onun yüzü. Gözleri iri iri ve siyah bir kadın, Gözleri bildiğimiz insan gözlerinden daha iri ve ne olduğunu bilmediğim bağışlanmaz günahlarım için sitem dolu gözler. Ürküten, büyüleyen gözler, keder ve hayret dolu gözler, hem tehdit hem vaadeden gözler. Hem çekiyor hem itiyor, uzaklaştırıyorlardı. İnsanı mesteden doğaüstü bir ışık saçıyordu bu gözler. Çıkıktı yanakları, alnı yüksek, ince kaşları bitişik, dudakları dolgun ve yarı aralık ve dağınık saçlarından bir zülüf şakaklarına yapışık. Dün gece yaptığım portreyi kutudan çıkarttım. Testidekiyle karşılaştırdım. En küçük bir fark yoktu. Biri ötekinin aynıydı adeta. Aynı şeydi ikisi de. Aynı elden, bir çare bir kalemden ressamın elinden çıkmışlardı. O testi ressamın ruhuydu belki. Ben çizerken gelmiş, tenime girmiş, elimden tutmuş bana da çizdirmişti. İmkansızdı iki resmi birbirinden ayırmak. Yalnız benimki kağıda yapılmış, testideki ise eski saydan bir çiniye işlenmişti. Bu madde portreye acayip bir canlılık veriyor, gözlerine sert bir parıltı ekliyordu. Hayır, inanılır şey değildi. Aynı iri, bilinçsiz, dalgın gözler, aynı ifade; hem saf masum hem soğuk umursamaz. Kimse kavrayamaz neler hissettiğimi, kendimden kaçmak istiyordum. Böyle bir aslantı mümkün müydü? Hayatımın olanca bedbahtlığı tekrar gözümün önüne geldi. Birisinin gözleri yetmez miydi? Şimdi iki olmuşlardı beni seyredenler. Ondaki o gözlerle, aynı gözlerle. Hayır, asla tahammül edilemezdi. O gözler orada o dağın eteğinde, servinin dibinde kurumuş derenin kenarında gömülmüşlerdi mavi gündüz sefaları altında pıhtı kan, börtü böcek ve çevresinde dolanan canlılar, sürüngenlerle gömülü o gözler, oyuklarına çok geçmeden otların bitkilerin kök salıp içlerindeki sıvıları emecekleri o gözler, şimdi güçlü, taşkın bir dirilikle bana bakıyorlardı. Böylesine bir talihsizliğe ve nefrete uğrayacağım aklıma mı gelirdi? İçimde suçluluk duygusuna benzer bir şeyler yanı sıra sebepsiz garip bir ferahlık da hissediyordum. Çünkü çok eskiden bir dert ortağım varmış anlıyordum. O eski ressam belki bin yıl önce acıda çilede benim dert taşım değil miydi? Benim geçtiğim ruh hallerinden geçmemiş miydi? Ben ki şimdiye kadar kendimi yaratıkların en mutsuzu görüyordum. Şimdi şimdi anlamaya başlamıştım. İnsanların kemikleri çoktan çürümüşken, hücreleri belki mavi gündüz sefalarına karışmış yaşamaya devam ettikleri zamanlarda şimdi şimdi anlamaya başlamıştım. İnsanların henüz tepelerde, kerpiç kulübelerde oturdukları zamanlarda aralarında feleğin hışmına uğramış bir ressam yaşamıştı. Lanetli bir ressam, herhangi benim gibi mutsuz bir kalemden ressamı belki. Şimdi biliyordum o ressam da bir tutkuyla yanıp tutuşmuş, bir çift iri siyah göz için o da tıpkı benim gibi kendini yemiş bitirmişti. Teselli bulmam için bunu bilmek yetti bana. Sonunda kendi yaptığım resmi testinin yanına koydum. Sonra gidip mangalımı yaktım. Kömürler kor dökünce mangalı iki resmin önüne yerleştirdim. Bir iki nefes çektim afyonumdan sonsuz bir mutluluk içinde gözlerimi her iki resme diktim. Düşüncelerimi toplamak istiyordum. Bunu da bana ancak Afyon'un soylu dumanı sağlayabilir, zihnimi yalnız o dinlendirebilirdi. Ne kalmışsa içtim Afyon'un hepsini ve onun gözlerimin önündeki bütün müşkülleri, perdeleri gidermesini, geçmişin yadigarı kasvetli yığılmış anıları dağıtmasını bekledim. Beklediğim oldu, daha da fazlası oldu. Az sonra zihnim duruldu, açıldı, büyülü bir berraklığa kavuştu. Yarı uyku, yarı kendimden geçmişlik arası bir ruh halindeydim şimdi. Göğsümden bir yük kalkmıştı sanki. Benim için ağırlık kanunu diye bir şey kalmamıştı. Genişlemiş, incelmiş, yücelmiş hayallerimin peşinde ser azat uçuyordum adeta. Tepeden tırnağa tarifsiz derin bir keyif içindeydim. Gövdemin ağırlığından kurtulmuştum. Bütün varlığım bitkisel hayatın o hafif ve duyarsızlık ülkesine yönelmişti. O ıssız fakat büyüleyici ve tatlı şekil ve renklerle dolu bir aleme yönelmişti. Hayallerim dağılıyor, çözülüyor, o renklerde, o şekillerde eriyordu. Esiri okşayışlarla dolu dalgalarda yüzüyordum. Kalbimin sesini duyuyor, damarlarındaki nabzı hissediyordum. Derin bir anlam ve sonsuz bir keyif vardı bu halimde. Kendimi bütün ruhumla unutmanın uykusuna bırakmak istiyordum. Unutmam mümkün olsaydı, unutmak sürekli olsaydı, gözlerim kapansaydı da azar azar uykunun ötesine mutlak hiçliğe gömülseydim. Varlığımı artık hissedemez olacağım noktaya varsaydım. Bir mürekkep damlasında, bir musiki ahenginde ya da renkli bir ışında erir giderdim. Ve sonunda dalgalar ve şekiller öyle büyürlerdi ki, hissedilemezin içinde silinir, yok olurlardı. O zaman dileğime kavuşurdum. Gitgide bir kesiklik, bir uyuşukluk sardı beni. Gövdemden sanki hoş bir yorgunluk ya da latif dalgalar yayılıyordu etrafa. Çocukluğumun geçmiş, unutulmuş, arınmış olaylarını görüyordum. Görmekle de kalmıyor, yeniden yaşıyor, duyuyordum onları. Her dakika daha küçük, daha çocuk oluyordum. Ansızın dağıldı, karardı hayallerim. Bütün varlığım derin, karanlık bir kuyuda, ta aşağıda ince bir çengele asılı kaldı sanki. Derken çengelden kurtuldum. Aşağı yuvarlanıyor, hiçbir engelle karşılaşmaksızın uzaklaşıyordum. Sonsuz gecenin bağrında dipsiz bir uçurumdu bu. Sonra gözlerimin önüne ard arda o yok olmuş kaldırılmış perdeler indirildi. Bir an her şeyi tamamen unuttum. Birdenbire kendime geldiğimde gene küçük odadaydım garip bir durumda bana hem garip hem de tabii görünen bir hal içinde uyandığımda yeni dünyada çevreyi yakından tanıyor kendimi onda eski hayatımı oluşturan çevredekinden daha rahat hissediyordum bu benim asıl hayatımın bir yansımasıydı sanki bir başka dünyaydı ama aşinası olduğum için kendimi hemen gene alışa geldiğim eylemler içinde buldum ben bir başka çok eski bir dünyaya doğmuştum ama bu daha yakın daha doğaldı bana Şafak söküyordu duvardaki rafta bir yağ lambası yanıyordu odanın bir köşesinde bir karyola duruyordu fakat ben yatıp uyumamıştım her yanım alev alev yanıyordu kan lekeleri abamı şalımı kirletmişti kanlıydı ellerim ateşime başımın ağrısına rağmen bir heyecan bir coşku vardı içimde kan izlerini yok etmek düşüncesinden, polisin gelip beni yakalayacağı tasavvurundan daha güçlü bir duyguydu bu. Zaten ne zamandır polisin eline düşmeyi göze almıştım. Bekliyordum. Ama yakalanmadan önce orada rafta duran şişedeki zehirli şarabı bir dikişte boşaltmaya da kararlıydım. Yazmak bir ihtiyaçtı, zorunlu bir görevdi benim için. Uzun süredir bana işkence eden bu devi öldürmek istiyordum, çektiklerimi kağıda geçirmek istiyordum. Bir iki tereddütten sonra lambayı yakınıma koydum ve yazmaya başladım şöylece. Ben hep dünyada susmaktan daha iyi bir şey yoktur. Bu timar gibi olan insan daha iyi insandır diye düşünürdüm. Bu timar denizin kuruyacağından korktuğu için hiç su içmeyen bir kuştur. Bu timar deniz kıyısına çöker, kanatlarını açar, oturur tek başına ama ben hiç de öyle yapamam şimdi. Çünkü olmaması gereken şey oldu. Bir saate varmaz ya da hemen şimdi bir güruh sarhoş polis gelir yakalar beni. Paçayı kurtarmaya hiç niyetim yok. İnkar zaten imkansız. Kan izlerini yok etsem de imkansız. Fakat ellerine geçmeden bir kadeh şarap içeceğim. Babamdan kalma ve duvardaki rafa koyduğum o şişeden bir kadeh şarap içeceğim. Bütün hayatımı bir salkım üzüm gibi avucumda sıkmak istiyorum. Suyunu hayır şarabını damla damla gölgemin kurumuş boğazına akıtmak istiyorum kutsal su gibi ama önce beni bu oda köşesinde tümörler gibi kanserler gibi azar azar yemiş bitirmiş dertlerimi kağıda geçirmek istiyorum çünkü düşüncelerimi daha bir düzene koyarım böylece yoksa maksadım bir vasiyetname yazmak mı hayır çünkü ne malım var kadıya yedirecek ne dinim var şeytana verecek. Bu bir atasözü ve orijinali şöyle. Ne mal darem ki divan behoret ne din darem ki şeytan beberet. Hem sonra daha nesine takılıp kalacağım bu dünyanın hayat denen şeyden el çektim bıraktım. Pekala gitsin elimden. Ben gidince de adam sende. Kim isterse okusun benim bu kağıt parçalarını. Ne gelecek umrumda ne onlar. Yazıyorsam yazmak ihtiyacı beni zorluyor da ondan. Mecburum düşüncelerimi hayali bir varlığa, gölgeme bildirmek baskısını çok pek çok hissediyorum. O uğursuz gölge lamba ışığında duvardan eğiliyor, yazdıklarımı dikkatle okuyor. O burca yutuyor sanki. Bu gölge bes belli benden daha iyi anlıyor onları. Fakat ben yalnız gölgemle konuşabilirim. Beni konuşmaya o zorladı. Yalnız o anlar, kavrar şüphesiz. Bu usareyi, hayır varlığımın buruk şarabını damla damla onun boğazına sıkıp akıtarak diyeceğim ki ona, işte benim hayatım. Beni dün gören cılı sağlıksız bir genç adam görmüştü ama bugün gören saçları ağarmış, gözleri kızarmış, yarık dudaklı kambur bir ihtiyar görür. Pencereden dışarı bakmaya korkuyorum. Kendimi aynada görmekten korkuyorum. Nereye baksam çoğalmış gölgelerimi görüyorum. Fakat iki büklüm gölgeme hayatımdan bahsedeceksem bir hikaye anlatmam gerekir. Ah ne çok çocukluk, aşk, çiftleşme, evlilik ve ölüm hikayesi var. Hiçbiri de gerçek değil. Kıssalar, parlak sözler yordu beni. Kendimi bu üzüm salkımını sıkmaya zorlayacağım. Ama onda en küçük bir gerçek payı var mıdır bilmiyorum. Neredeyim bilmiyorum. Başımın üstündeki bu gök, üzerinde oturduğum şu bir karış toprak, Nişabura, Belhemi, Benares'e mi ait bilmiyorum. Dayandığım güvendiğim hiçbir şey yok. Birbirine ters düşen öyle çok şey gördüm, birbiriyle çelişen öyle çok şey duydum ki, o görmeler yüzünden gözlerim eşyanın yüzeyinde. Ruhu özü örten ince ve sert kabukta aşındı. Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Hatta şimdi eşyaların ağırlığından, sabitliğinden, açık seçik gerçeklerden de şüphe ediyorum. Avludaki taş havana parmağımla vursam ve sorsam, sabit misin, muhkem misin? Evet diye cevap verse bilmem inanır mıyım? Başkalarından ayrılmış bağımsız bir varlık mıyım? Bilmiyorum. Fakat şimdi aynaya baktım, tanıdım kendimi. Hayır, o eski ben ölmüştür, çürümüştür, dağılmıştır. Ama işte aramızda hiçbir set, hiçbir engel yok. Hikayemi anlatmalıyım ama nereden başlasam? Hayat baştan başa kıssadır, hikayedir. Üzüm salkımını sıkmalı ve şırasını kaşık kaşık bu ihtiyar gölgenin kurumuş boğazına akıtmalıyım. Nereden başlamalı? Çabuk çabuk kafamda kaynaşan düşünceler hepsi şu dakikanın ürünü. Ne günü var ne saati ne tarihi. Dünün bir olayı bana bin yıl öncesinin bir olayından daha eski, daha önemsiz geliyor. Canlılar dünyasıyla aramdaki bağlar koptu kopalı, önümde biriken şeyler geçmişin anıları herhalde. Geçmiş, gelecek, saat, gün, ay ve yıl hepsi aynı şey. Değişik dönemler, Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık benim için boş sözlerden başka bir şey değil bunlar. Bunlar sıradan insanlar için, ayak takımı için. Evet işte aradığım kelime. Ayak takımı için ki onların hayatları senenin mevsimleri gibi belirli mevsimlere, dönemlere bölünmüştür ve onlar hayatın ılımlı kesimlerinde güvence altındadırlar. Hayat bana tek ve değişmez bir mevsim oldu hep. Bu hayat bir soğuk bölgede ve sonsuz bir karanlıkta geçti adeta. Öyle ki bağrımda hep aynı alev vardı ve o beni bir mum gibi eritti. Odamı sınırlayan dört duvar arasında varlığımı ve düşüncelerimi kuşatan hisarın içinde ömrüm azar azar eriyor bir mum gibi. Hayır yanlışım var ömrüm bir oduna benziyor. Ocaktan düşen bir oduna. Öteki odunların ateşinde kavrulmuş, kömürleşmiş ama ne yanmış ne olduğu gibi kalmış bir oduna benziyor. Fakat diğerlerinin dumanından, soluğundan boğulmuş. Odam bütün diğer odalar gibi kerpiçten yapılmış, çok çok eski binlerce evin yıkıntıları üzerine. Beyaz sıvalı duvarlarında çepeçevre bir yazı var, türbe duvarlarındaki gibi. Bu odanın en küçük ayrıntıları beni saatlerce oyalar, köşelerdeki örümcek ağları mesela. Çünkü yataktan çıkmaz oldum olalı bana pek baktıkları yok. Duvardaki ahır mıhı benim ve karımın salıncağını çekti. İleride belki başka çocukların da ağırlığını çekecek. Az ötede sıva dökülmüştür. Soyulmuş duvar şeritlerinde çok eskiden bu odada kalmış eşyaların, varlıkların kokusunu duyuyorum. Şimdiye kadar hiçbir cereyan ve rüzgar bu inatçı, tembel katı kokuları dağıtamadı. Ter kokusu, eski hastalıkların kokusu, ağız kokuları, ayak, keskin sidik, acımış yağ, çürümüş hasır, kaygana, kızarmış soğan kokuları, ilaç, peynir, çocuk kakası kokuları, boy atan oğlanların odalarındaki kokular, sokaktan yükselen kokular, ölülerin ya da can çekişenlerin kokuları ki hepsi diri ve tipik özelliklerini korumaktadır. Burada daha başka kokular da var. Nereden gelmiş bunlar bilinmiyor ama izleri hala duruyor. Odamın yanında karanlık küçük bir oda daha var. Odamda dışarıya ayak takımları dünyasına bakan iki pencere. Biri avluya bakıyor, ötekinden sokak görünüyor. Rey kentine bağlantım var böylece. Binlerce eğri büğrü sokakları, basık evleri, mektep ve kervansaraylarıyla dünyanın gelini dedikleri kenttir burası. Dünyanın en büyük kenti bilinen ve odamın gerisinde nefes alan, yaşayan kent. Köşemde gözlerimi yundum mu onun o karışık gölgelerini hayal ederim. Kentin köşklerinden, mescitlerinden, bahçelerinden beni etkileyen, gözümün önünde canlanan tek şeydir bu gölgeler. Dış dünyaya, ayak takımlarının dünyasına beni o iki pencere bağlar. Duvarda bir de aynam vardır ki bakar yüzümü seyrederim. Müzevi hayatımda bu ayna benimle hiçbir ilişkisi olmayan ayak takımlarının dünyasından daha önemlidir. Kentten görüp gördüğüm pencereme karşı bir zavallı kasap dükkanıdır ki her gün iki koyun satar. Ne zaman pencereden baksam bu kasabı görürüm. Sabah erken iki siyah lagar beygir gelir dükkanın önünde durur. Derinden kısık kuru öksürür bu veremli beygirler. Güdük kavruk ayakları, tırnakları vahşi bir kanuna uyularak kesilmiş de kızgın yağ batırılmış gibidir. İki yanlarına kesilmiş, yüzülmüş, ikişer koyu nasılı gelir beygirler. Kasap yağlı eliyle kınalı sakalını sıvazlar, Zayıf cılız koyunları alıcı gözüyle inceledikten sonra içlerinden ikisini seçer. Kuyruklarını şöyle bir tartar eliyle, sonra götürür dükkanında çengeli asar onları. Beygirler soluyarak çeker giderler, kasap boğazları kesik kanlı gövdeleri eller okşar. Mavim tırak kellelerinden dışarı uğramış gözleri cam gibidir ve göz kapaklarını kan bürümüştür koyunların. Kasap kemik saplı bir bıçak alır, dikkatle parça parça keser koyunları ve dudaklarında bir gülümseme müşterilerine satar. İşine de öylesine keyifli verir ki kendini. Eminim bundan bir çeşit şehvet duymaktadır. Bizim mahalleyi mesken seçmiş, sarkık kafası, sönük gözleri, hasretli bakışlarıyla adamın ellerini izleyen sarı köpek de bilir bunu. Bu kasabın mesleğinden pek memnun olduğunu bu köpek de bilir azilerde bir kemerin altında acayip bir ihtiyar oturur önünde geniş bir yaygı üzerinde bir orak iki nal birkaç renkli boncuk bir bıçak bir fare kapanı paslanmış bir maşa bir yazı kaşığı dişleri kırık bir tarak bir kürek ve kirli bir mendile sarılı çini bir testi saatlerce günlerce aylarca penceremden bu adamı seyrettim ben Boynunda kirli bir şal, sırtında deve tüyü bir aba. Açık yakasından göğsünün ağarmış kılları görünür. Göz kapakları kavlanmıştır. İnatçı arsız bir hastalıkla kemirilmiş, yenmiştir adeta. Oturuşu değişmez hiç. Kolunda bir muskası vardır. Cuma akşamları sararmış dökülmüş dişleri arasından Kur'an mırıldanır. Sanırım bu yoldan sağlıyor geçimini. Çünkü kimsenin gelip de ondan bir şey satın aldığını görmedim. Kabuslarımın çoğunda karşıma bu adamın yüzü çıktı eminim. Bu yumurta biçimi ve usturayla kazınmış kafada, o kafayı saran sarımtırak sarık altında, o basık alın gerisinde gür yaban otları gibi fışkıran ahmakça düşünceler nelerdir? Önüne serili yaygısı ve ıvır zıvır eşyasıyla hayatı arasında özel bir bağlantı olsa gerek. Birkaç kere karar vermişimdir. Gideyim konuşayım ya da bir şey alayım ondan. Fakat cesaret edemedim. Süt annem söylemişti. Gençliğinde çömlekçiymiş bu adam. Ama bütün yaptıklarından bir bu testi kalmış elinde ve şimdi hurdacılıkla geçiniyormuş. İşte dış dünyayla bağlantılarım. İç dünyadansa bana bir süt annem bir de kahpe bir kadın kaldı. Ama benim süt annem onun da süt annesi. ikimizin ortak süt annesi. Aynı aileden değildik karım ve ben. Ama süt anne ikimize de süt vermişti. Aslında karımın annesi biraz da benim annemdi. Çünkü ben kendi annemi babamı görmedim bilmedim. Karımın annesi olan o boylu postlu kır saçlı kadın büyüttü beni. Karımın annesini kendi annem gibi sevdim. Onun kızıyla evlenişim de bu sevgi yüzünden oldu. Annemle babam üzerine bazı şeyler duydum ama yalnız dadımın anlattıkları doğru görünüyor bana. Dadım bana şunları anlatmıştı. Babamla amcam ikizlermiş. Aynı yüz, aynı görünüş, aynı huy, aynı ahlak. Hatta sesleri de o kadar benzermiş ki onları ayırt etmek kolay olmazmış. Manevi bir bağ, bir duygu beraberliği de varmış aralarında. Birisi hastalansa öteki de hastalanırmış. Hani derler ya bir elmanın yarısı o, yarısı bu. Derken ikisi de ticaretle uğraşmaya başlamış. 20 yaşında Hindistan'a gitmişler. Rey mallarını orada satmak için türlü kumaşlar, çiçekli basmalar, pamuklu dokumalar, cübbe, şal, iğne, çanak, çömlek, baş yıkamaya killi toprak, kalemdan. Babam Benares'e yerleşmiş. Ticaret için öteki kentlere amcamı gönderiyormuş. Çok geçmemiş babam bir bayadere aşık olmuş. Bir lingam tapınağındaki rakkaseye yani. Kızın görevi ilahın kocaman heykeli önünde raks etmek ve tapınağın işlerine bakmakmış. Sıcakkanlı bir kız, zeytuni bir teni, limon gibi göğüsleri, iri çekik gözleri, adeta birbirine bitişik ince kaşları varmış ve kaşlarının arasında kırmızı yapma bir ben. Ben bu rakaseyi, annemi yani gözümün önüne getiriyorum. Üzerinde sırma işlemeli renkli ibrişimden bir sari, yüzü ve göğsü açık, başında diba bir örtü ve sonsuz gece gibi siyah gür saçları ensesinde düğümlü. El ve ayak bileklerinde bilezikler. Burnuna bir altın çiçek takılı, gözleri iri, siyah, çekik ve arzulu. Dişleri pırıl pırıl, yavaş ve ritmik hareketlerle setar, dümbelek, tambur, tef ve boru ahengine uyarak raks ediyordu. Başları sarıklı, gövdeleri çıplak adamların çaldığı yumuşak monoton musiki. Bağrında sihrin tekmil sırlarını, Hint halkının acılarını, şehvetlerini, hurafelerini özetleyen, toplayan anlamlı musiki. Uyumlu hareketler ve şehvetli işaretlerle baya der bir gül yaprağı gibi açılıyordu. Omuzlarını kollarını titretiyor, eğilip bükülüyor, sonra gene toparlanıyordu özel bir anlamı olan ve sözsüz bir dil konuşan bu kıvrılışlar babamı kim bilir nasıl etkilemişti. Hele bu sahnenin şehvetli karakterine o kadın terinin yaydığı Yasemin sandal ağacı ıtırlarıyla karışık o buruk keskin kokular eklenince. Bu kokular uzak ağaçların reçine kokusunu hatırlatıyor, uzak gizli duygular uyandırıyordu.'' İlaç dolaplarının kokusu, Hint'ten gelen ve çocuk odalarında saklanan devaların kokusu, eski göreneklerini sürdüren yerlerin bilinmeyen yağları, merhemleri. Şüphesiz bu koku benim kaynatılmış şifalı otlarımın kokusuna benziyordu ve babamdaki bütün o uzak ölü anıları canlandırmıştı. Jakkase'ye öyle vurulmuş ki babam din değiştirmiş. Lingam dinine girmiş, bir zaman sonra da genç kız gebe kalmış ve tapınaktan atılmış. Ben doğduktan az sonra amcam Benares'e dönmüş. Duyguları ikiz kardeşinin duygularına bağlı sanki rakkaseye bu kez de çılgıncasına o vurulmuş. Babamla ortak oldukları dış ve iç benzerliklerden de yararlanarak muradına çabuk ermiş. Ama annem anlamış ve açığa vurmuş sırrı. Kararı kobra yılanı vermeliymiş.'' Yoksa ikisini de bırakıp gidecekmiş annem. Hangisi sağ kalırsa onun olacakmış annem. Sonuç şöyle anlaşılacakmış. Babamla amcamı bir kobrayla karanlık bir yere kapatacaklarmış. Yılanın ısırdığı bağıracak tabii. O zaman yılancı kapıyı açacak, ötekini dışarı alacak ve rakkase bu sağ kalanın karısı olacakmış. Kardeşiyle zindana kapatılmadan önce babam son bir defa raksetmesini istemiş annemden kutsal tapınak raksını istemiş. Kabul etmiş Rakkase ve yılancının kavalı eşliğinde raksetmiş. etmiş. Odayı bir meşale aydınlatıyormuş. Çok uyumlu, çok anlamlı, çok kıvrakmış hareketleri annemin. Kobra gibi kayıp gidiyor, eğilip bükülüyormuş. Raks sona erince babamla amcamı kobra ile birlikte özel odaya kapatmışlar. Beklenen acıklı feryat yerine bir inilti duyulmuş. Korkunç kahkahalar kesmiş bu iniltiyi, sonra çılgınca bir haykırış. Kapıyı açmışlar, amcam çıkmış dışarı. Yüzü bir ihtiyar yüzü ve saçları. Şiddetli korku, yılanın sürünürkenki hışırtısı, öfkeli tıslayışları, çakmak çakmak gözleri, zehirli dişlerinin gövdesinin görünümü, uzun boyunun kaşık biçimi, küçük bir yumrukta sona erişi, minicik kafa. Vahşetin şiddetinden amcam saçları beyaz çıkmış zindandan dışarı. Rakkase sözünde durmuş, amcamla evlenmiş. En korkuncu şurası ki kurtulan hangisiydi, babam mı amcam mı? Bunu hiçbir zaman tam bilememiş. Yapılan deneme sağ kalanın zihnini öyle alt üst etmiş ki zavallı adam bütün hafızasını kaybetmiş. Çocuğunu yani beni tanımamış, onun amcam olduğunu da bundan tahmin etmişler. Bütün bu olaylar içten içe benim kaderimle bağlantılı değil mi? O korkunç kahkasının yankısı, o yılan deneyinin vahşeti, her ikisi bende bir iz bırakmadı mı? O gün bugün ben boşuna ekmek yiyorum. Lüzumsuz, bigane bir adamım ancak. Sonra amcam ya da babam, rakaseyi ve beni alıp işlerini takibe reye gitmiş.'' ve beni kız kardeşine yani halama emanet etmiş. Süt annem anlatmıştı. Annem ölürken halama içine kobra zehri katılmış bir şişe kırmızı şarap vermiş. Ve şişeyi benim için saklamasını rica etmiş. Bir baya der oğluna bundan değerli bir yadigar bırakabilir mi? Erguvani şarap ölüm iksiri ebedi huzur kaynağıdır. Mümkündür annem de hayatını bir salkım üzüm gibi sıktı da bana babamı öldürmüş o zehir katkılı şarabı bıraktı. Hediyesinin ne değerli olduğunu şimdi anlıyorum. Acaba annem sağ mıdır? Ben şimdi bu satırları yazarken o belki uzak bir Hint kentinde, bir meydanda, bir meşale aydınlığında, bir kobra tarafından ısırılıyormuş gibi kıvranışlarla dans ediyordur. Kadınlar, çocuklar ve çıplak adamlar merakla çevresinde bir halka olmuşlardır. Babam ya da amcam saçları beyaz, sırtı kambur bir kenara çökmüş onu seyrediyor ve o zindanı düşünüyor, kızgın yılanın sürünürken çıkarttığı hışırtıyı, tıslayışlarını, baş kaldırışını, çakmak çakmak gözlerini, bir kaşığa benzeyen boynunu ve o boyunda bir gözlüğe benzeyen karanlık kül rengi damgayı düşünüyordur. Hasılı ben daha süt çocuğuymuşum. Dadımın kucağına vermişler beni. Dadım halamın kızını yani o kahpeyi de emzirmiş. Halam büyütmüş beni. Alnı kır saçlarla kaplı, boylu poslu bir kadın büyütmüş. Halamın kızıyla o kahpeyle aynı evde büyüdüm. Aklım erince halamı anne bildim. Onu öyle sevdim ki sonradan sırf ona benziyor diye kızıyla yani süt kardeşimle evlendim. Yani mecbur oldum onu almaya.'' Fakat bu kız kendini bana bir kere verdi. Bunu hiçbir vakit unutamam. Anasının ölüm döşeğinde verdi. Gecenin ilerlemiş bir saatiydi. Herkes uyumuştu. Ölüye son bir veda için don gömlek kalkmış odasına gitmiştim. Baş ucunda iki kafur mumu duruyordu. Vücuduna şeytan girmesin diye karnının üzerine bir Kur'an koymuşlardı. Yüzündeki örtüyü kaldırdım, o vakur ve çekici haliyle gördüm halamı dünyanın bütün ilişkileri yüzünde toplanmıştı öyle bir hal ki önünde diz çöktüm gene de ölüm bana pek olağan ve tabii geliyordu ölünün ağız kenarında alaycı bir gülümseme vardı elini öpüp odadan çıkacaktım ki başımı çevirip bakınca çok şaşırdım şimdi karım olan o kahpe içeri girmişti Ölmüş annesinin gözü önünde hem de nasıl hırslı sarıldı, yapıştı bana, beni kendine çekti, nasıldı ateşli öptü beni. Utancımdan yer yarılsaydı da içine girseydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ölü dişleri kilitli, bizimle alay eder gibiydi. Gülümseyişi anlam değiştirmişti. Elimde olmadan kızı kucakladım, öptüm. Ama o anda bitişik odanın perdesi aralandı. Alamın kocası yani Kahbenin babası içeri girdi. Kamburdu, boynuna bir şal sarmıştı. Kuru, sinir bir kahkaha attı alamın kocası. Tüyleri diken diken eden bir kahkaha, gülmekten omuzları sarsılıyor fakat bizden yana bakmıyordu. Utancımdan yer yarılsaydı da yerin dibine geçseydim. Gücüm yetseydi bizi alaycı alaycı seyreden ölüye yaman bir tokat aşk ederdim. Ne ayıp ne iğrenç korkup kaçtım odadan bu kahpe yüzünden belki bu işe zorlamışlar da onu mecbur olayım da onunla evleneyim diye süt kardeşi olmama rağmen ailenin şerefini kurtarmak için onunla evlenmem gerekiyordu çünkü kız bakire değildi artık ben bilmiyordum ben nereden bilebilirdim yalnız ima etmişlerdi bana Gerdek gecemizde yalnız kaldığımız zaman yalvardım, yakardım, razı olmadı, inat etti, soyunmadı. Ay başılıyım dedi, beni yaklaştırmadı yanına. Lambayı söndürdü, odanın öbür köşesine gitti. Yattı uyudu. Söğüt yaprağı gibi titriyordu. Hani sanki kendisini bir canavarla birlikte bir hücreye kapatmışlardı. Kimse inanmaz, zaten inanılır gibi de değildi. Hiç değilse dudaklarından öpsem ona bile bırakmadı. İkinci gece ilk geceki gibi aynı yerde kuru toprakta yattım. Ertesi geceler de öyle. Elimden bir şey gelmedi. Hasılı uzun süre odanın bir ucunda kuru toprakta uyudum. Kim inanır? İki ay, hayır iki ay dört gün onun uzağında hep yerde uyudum. Ona yaklaşmaya cesaret edemeden. Kızlık çarşafı işini güvercin kanıyla önceden ayarlamıştı. Beni daha da maskara edebilmek için belki de kendisinin ilk sevişme gecesinden sakladığı çarşaftı bu. Herkes kutlamıştı beni, göz kırpmışlardı bana. Herhalde şöyle dediler içlerinden. Delikanlı kaleye girdi dün gece. Ve ben sineye çektim. Şapşallığıma gülerlerdi. Günün birinde hepsini yazmaya and içtim çok geçmeden sağda solda aşıkları olduğunu anladım. Hiç şüphesiz daha hocanın birkaç Arapça söz mırıldanıp kendisini bana nikahladığı, verdiği dakikadan itibaren beni beğenmemişti. Serbest olmak istiyordu. Sonunda bir gece zor kullanmaya karar verdim. Tasarımı gerçekleştirmeye kalkınca şiddetle karşı koydu, elimden kaçmayı kurtulmayı başardı. O gece onun yatağında yatmaktan başka bir tatmin yolum yoktu teninin sıcaklığını, kokusunu emmiş, içmişti yatak. İçinde dilediğim gibi debelendim, durdum. Ömrümde ilk kez rahat uyudum. O geceden sonra da odasını ayırdı. Akşamları geldiğimde onu evde görmüyordum. Yoksa çekip gitmiş miydi? Bilmiyor, bilmek de istemiyordum. Yalnızlığa, ölüme mahkumdum nasıl olsa. Her fırsatta aşıklarıyla temaslar kurmaya kalktım. Kimse inanmaz bana. Fakat birisinden hoşlandığını öğrenir öğrenmez adamın peşine düştüm. Neler yapmadım neler. Kendimi aşağıladım, şaklabanlık ettim, ahbap oldum adamla, yaltaklandım, ne diller döktüm. Hem de ne aşıklar, işkembeci, fakih, ciğerci, müftü, tüccar, filozof ki isimler ve lakaplar değişik ama hepsi de bir sürü fasar ya adam. İşte bunları bana tercih etmişti kendimi nasıl da küçültüyor iki paralık ediyordum. Kimse inanmayacak çünkü karımı elimden kaçırmaktan korkuyor. Bu işin yolunu yordamını, kadın tavlama ilmini karımın aşıklarından öğrenmek istiyordum. Ama ancak zavallı bir pezevenktim ben. O ahmaklarsa sakalıma gülüyorlardı benim. Hem ben nasıl bu aşağılık adamlar gibi olabilirdim? Şimdi şimdi anlıyorum. O bu herifleri yüzsüz, ahmak ve kokuşmuş oldukları için seviyordu. Onun aşkı pislik ve ölümle aynı şeydi aslında. Ben onunla gerçekten yatmak istiyor muydum? Benim başımı döndüren dış görünüşü müydü onun yoksa onda uyandırdığım tiksinti miydi, tavırları, davranışları mı yoksa? Çocukluğumdan beri annesine olan sevgim mi yoksa bütün bunlar iç içe tek bir şey mi? Hayır bilmiyorum. Yalnız bildiğim bir şey var ki bu kadın, bu kahpe, bu cadı ruhuma hangi zehri damlatmıştı ki onsuz olamıyordum. Tenimin her zerresi onun her zerresine aşeriyordu. Her zerrem açlığını haykırıyordu. Onunla herkesten uzak, kayıp bir adada yalnız kalabilmeye can atıyordum. Odamın duvarları gerisinde soluyan, kıpırdaşan keyfeden bütün o it kopuk takımını silip süpürecek bir deprem, bir tufan, bir yıldırım özlüyordum. Hepsi giderdi, ben kalırdım onunla. Fakat kaldık diyelim. O gene bana herhangi bir hayvanı, bir Hint yılanını, bir ejderi ye tutmaz mıydı? Onunla bir gece geçirmek, sonra ikili ölüm, birbirimizin kollarında işte buydu en büyük muradım. Kahpe bana işkence etmekten keyif, lezzet duyuyordu adeta. Beni yiyip bitiren derdim bana yetmezmiş gibi. Sonunda bir iş de göremez, yapamaz oldum. Sokağa da çıkamaz oldum. Canlı cenazeydim sanki. Aramızdaki sırrı kimseler bilmiyordu. Azar azar ölüme gittiğimi gören ihtiyar dadım çıkışıyordu bana. O kahpe yüzünden herkesin arkamdan fısıldaştığını duyuyordum. Bir çare kadın bu divane kocaya nasıl tahammül ediyor diyorlardı. Haklıydılar. Ne hallere düştüğümü kim nereden bilecek? Günden güne zayıflıyordum. Aynada bakıyordum kendime. Yanaklarım kızarmıştı. Kasap dükkanında asılı etlerin rengiydi bu. Çok ateşim vardı ve gözlerimde baygın, sönük, acılı bir ifade. Hoşlanıyordum bu yeni halimden. Gözlerimde ölümün gölgesini görmüştüm, anlamıştım öleceğimi, yok kurtulur. Daha sonra hekim çağrıldı. O rezillerin hekimi, bizim ailenin hekimi dediğine göre hepimizi o büyütmüş. Başında sarımtırak bir sarık, çenesinde üç tel sakal geldi. Dedemi kuvvet macunlarıyla gençleştirmiş, beni su tereleriyle semirtmiş, halama da kuvvetlenmesi için saplarıyla birlikte hıyar şembeler yutturmuş olmakla övünüyordu. Geldi, başucuma oturdu, nabzıma baktı, dilime baktı, eşek sütü ve arpa suyu salık verdi. Günde iki kere de günlük ve zırnıkla tütsülenecekmişim. Dadama da bir sürü acayip garip tertipler, kaynamış şifalı sular, merhemler vermişti. Sofa otu, zeytinyağı, meyan kökü, kafur, baldırı kara, papatya çiçeği, keten tohumu, çam fıstığı ve diğer süprüntüler. Durumum kötüleşti. Kırışmış yüzü, kırlaşmış saçlarıyla dadım onun da dadısıydı. Odama geliyor, başucuma oturuyor, alnıma soğuk tülbentler koyuyor, bana kaynamış bitki suları getiriyordu. Bana kendi çocukluğumdan bahsediyor, karımın çocukluğunu anlatıyordu. Örneğin karım daha beşikteyken sol elinin tırnaklarını kemirirmiş kanatıncaya kadar. Bazen masallar anlatıyordu. Bu masallar beni kendime getiriyor, bana çocuk ruhumu iade ediyor, o uzak çağın anılarını çağırıyordu. Karım ve ben henüz pek küçüktük. Çok iyi hatırlıyorum. İki kişilik geniş salıncağa yatırıldığımızda dadım bize gene bu masalları anlatırdı. O zaman bana inanılmaz görünen bazı kısımlar şimdi çok olağandı benim için. Hastalık bende yeni bir dünyanın doğmasına sebep olmuştu. Sağlıklıyken tasarlanamayacak hayaller, renkler ve arzularla dolu bir dünyaydı bu. İçimde tarifsiz bir keyif ve ıstırapla bu masalları yaşıyor, kendimi tekrar çocuk hissediyordum. Hatta şimdi şunları yazarken gene o duygularlayım, o yaşantılar şu ana bağlı, geçmişin malı değil. Sanki çok eski insanların bu gibi masalların aracılığıyla sonraki kuşaklara geçmiş o hareketleri, düşünceleri, arzu ve adetleri bizim hayatımızın gereklerindendir. Binlerce yıl önce aynı sözler konuşuldu, aynı çiftleşmeler oldu, aynı çocukluk acıları yaşandı. Acaba bir baştan bir başa hayat gülünç bir kıssa, inanılmaz ve ahmakça bir masal değil midir? Acaba ben kendi masalımı yazmıyor muyum? Fakat masal her anlatanın miras aldığı ruh durumunun sınırları içinde tasarlayıp da eremediği dilekler için bir çözüm, bir kaçış yolu ancak. Ah cahil çocukluk günlerimdeki gibi mışıl mışıl uyumak, dağdasız rahat uyku. Uyandım ki yanaklarım kızarmıştı. Kasap dükkanında asılı etler gibi vücudum alev alev yanıyordu. Öksürüyordum. Hem de ne derin korkunç bir öksürük. Gövdemin hangi gizli uyuklarından çıktığı bilinmeyen ve sabahın köründe kasaba o yüzülmüş koyunları getiren lagar beygirlerindekine benzer bir öksürük. Çok iyi hatırlıyorum. Karanlıktı. Çok. Birkaç dakika kendimden geçmiş öylece kalmıştım kendi kendime konuşuyor uykuyu bekliyordum hissediyordum emindim tekrar çocuk olmuştum salıncakta uyumuştum birisi vardı hemen yanı başımda evdekiler çoktan uyumuştu şafak söküyordu ve hastalar bilirler o anda hayat dünyanın sınırlarından ötelere çekilir gibidir kalbim küt küt atıyordu ama bir korku duymuyordum açıktı gözlerim ama kimseyi görmüyordum çünkü hayli koyu ve yoğundu karanlık Birkaç dakika geçti. Nahoş bir düşünce yandı söndü kafamda. Bu odur belki. Aynı anda soğuk bir elin yanan alnıma değdiğini hissettim. Ürperdim. İki üç kez sordum kendime. Azrail'in eli olmasın bu? Sonra uyumuşum. Sabahleyin uyanınca dadım söyledi. Kızı gelmiş. Karım olacak kahveden söz ediyordu. Başucuma gelmiş, başımı dizine koymuş, bir çocuk gibi sallamış beni. Sözde analık duygusu uyanmış içinde. Keşke o anda ölseydim ben. Karnında taşıdığı çocuk ölmüş müydü yoksa? Acaba doğmuş muydu o çocuk? Bilmiyordum. Her an bana mezardan daha dar, karanlık olmaya başlamış bu odada vaktimi karımı beklemekle geçiriyordum. Ama o hiç gelmiyordu. Ben bu hallere onun yüzünden düşmemiş miydim? Şaka değil, üç yıl, Hayır, iki yıl dört ay oldu. Ama günler nedir, nedir aylar? Benim için bir önemi yok onların. Mezarda olan için zaman anlamını kaybeder. İki yıl dört aydır bu oda benim hayatımın ve düşüncelerimin mezarı oldu. Bu sesler, bu görüntüler ve bütün diğerlerinin bu hayat belirtileri, bu ayak takımının hayatı ki bedence ve ruhça aynı soydandır hepsi, bana çok acayip, çok anlamsız geliyordu.'' Yatağa düşeli öyle garip ve inanılmaz bir dünyaya uyanmıştım ki o aşağılıkların dünyasına ihtiyacım yoktu artık. Benim içimdeki öyle bir dünyaydı ki, ondaki bilinmezlikleri bir bir anlamaya kendimi adeta mecbur hissediyordum. Geceleri derin boş bir uykuya gömülmeden az önce varlığım iki dünyanın sınırında dalgalarla çırpınırken hülyalara dalıyordum. Bir anda kendiminkinden farklı bir varlığı aşıp geçiyordum. Bir başka havası oluyor, kendimden kaçmak, kaderimi değiştirmek ister gibi uzaklara gidiyordum. Ancak gözlerimi yumunca gerçek dünyam çıkıyordu karşıma. Bu hayal görüntü kendi özel hayatını yaşıyordu. Dilediği gibi yok oluyor, yeniden ortaya çıkıyordu. İrademin dışındaydı olanlar ama bu da kesin değil. Gözlerimin önünde canlanan sahneler rüyalardaki görüntüler değildiler çünkü uyku alıp götürmemiş oluyordu beni henüz. Bu sessizlik, bu huzur içinde o görüntüleri inceliyor, karşılaştırıyordum. Bana öyle geliyordu ki ben şimdiye kadar kendimi tanımamıştım. Şimdiye kadar tasarladığım haliyle dünya değerini yitiriyor, geçersizleşiyordu. Gecenin de söz, dünyanın yerine gecenin karanlığı hüküm sürüyordu. Bana öğretmemişlerdi geceye bakmayı, geceyi sevmeyi. Bu anlarda kollarıma söz geçirebilir miydim bilmiyorum. Öyle sanıyorum ki elim kendi haline bıraksam bilinmez bir dürtü etkisinde kendiliğinden kımıldamaya başlar. Gövdemi sürekli denetlemesem, iradesizce bütün dikkatimi ona yöneltmesem, beklemediğim bazı hareketlere kalkışabilirdi. Uzun zamandır bende diri diri dağılmakta, parçalanmakta olduğum duygusu belirmişti. Yalnız cismim değil, ruhum da aralarında bir uyuşma olmaksızın kalbimle sürekli zıt gidiyorlardı. Garip bir dağılma ve bölünmeden geçiyordum sürekli. Bazen bir şey düşünüyor, buna kendim de inanmıyordum. Bazen içimde kendime karşı bir acıma duygusu beliriyor ama aklım ayıplıyordu beni. Birisiyle konuşsam, bir şey yapsam türlü konularda söze karışsam gönlüm başka yerde oluyordu. Aklım başka yerde ve ayıplıyordum kendimi. Dağılan çözülen bir kitleydim ben. Sanki hep böyleydim. Böyle de kalacağım. Acayip biçimsiz bir karışım. Dayanılmaz bir şeydi bu. Gördüğüm, aralarında yaşadığım insanların uzağındaydım ya, bir dış benzerlik, hem uzak hem de çok yakın bir benzerlik, beni gene de onlara bağlıyor ancak hayatın ortak ihtiyaçları duyduğum şaşkınlığı azaltıyordu ama hepsinden çok gücüme giden şu benzerlikteki karım olacak kahbeden benim gibi onlar da hoşlanıyor ama karım beni bırakıp onlara koşuyordu bizlerden birinde bir şeyler eksikti besbelli adını kahpe koydum çünkü hiçbir isim bundan daha uygun düşmez ona karım demek istemiyorum çünkü karı koca olmadık biz kendimi yalanlamış olurum. Ben ezelden beri kahpe demiştim ona. Bu ismin benim için apayrı bir çekiciliği var. Ben onunla evlendimse önce o bana geldi de ondan. Hem de hileli, fesatlı bir gelişti bu. Hayır, hiçbir meyli yoktu bana. Onun zaten bir kimseye yakınlık duyması, bağlanması mümkün müydü? Hırslı bir kadın ki bir erkek şehvet için, bir erkek gönül eğlendirmek için, bir erkek de işkence etmek için gerekliydi ona. Hatta sanmam ki bu üçlemeyle de yetinsin. Ama beni kesinlikle işkence etmek için seçti. Eh daha da iyisini bulamazdı hani. Ama ben onunla annesine benzediği için evlendim. Bana da benziyor az çok diye evlendim. Ama şimdi sevmekle de kalmadım. Belki vücudumun her zerresi onu istiyordu. Hele gövdemin ortası. Çünkü gerçek duygularımı aşk gibi, alaka gibi, ilahiyat gibi mevhum örtülerin arkasına saklamak istemiyorum. Edebiyat oyunları tat vermiyor bana. Sanıyordum ki peygamberlerin başları etrafında çizdikleri haleler gibi bir hale veya ışık çemberi gövdemin ortasında çepeçevre titreşimler yapmaktadır. Bir çember de onun gövdesinin ortasındadır ve benim sağlıksız, hasta ışık çemberim onunkini istiyor, var gücüyle onu kendine çekiyordu. Biraz düzelince çekip gitmeye karar verdim. Gideyim kaybolayım dedim. Öleceğini anlayan uyuz bir köpek gibi, öleceğine yakın bir yerlere saklanan kuşlar gibi. Sabah erkenden kalktım, giyindim. Rafta iki çörek vardı, onları aldım. Kimseye duyurmadan evden çıktım. Tutsa olduğum sefaletten kaçıyordum. Sokaklarda belli bir amacım olmaksızın rastgele yürüyor, para ve şehvet peşinde koşan o tamahkar suratlı ayak takımı arasından rahat umursamaz geçiyordum. Onları görmeye ihtiyacım yoktu. Biri ötekinin kopyasıydı. Hepsi bir ağız, ağza asılı bir avuç bağırsaktan oluşuyor, cinsel organlarında bitiyorlardı. Birden kendimi çevikleşmiş, hafiflemiş hissettim. Bacak kaslarım tasavvur edemeyeceğim kadar sert, çabuk çalışıyordu. Varlığın bütün bağlarından kurtulmuştum. Omuzlarımı kaldırıyor, dik tutuyordum. Çocukluktan kalma bir alışkanlıktı bu. Üzerimden bir yükü, bir sorumluluğu atınca hep aynı hareketi yapardım. Güneş yükselmişti. Yakıp kavuruyordu. Isı sokaklara sapmıştım yol üstü acayip garip geometrik şekillerde kübik prizma biçimi koni kesiği kül rengi evler görülüyordu. Basık karanlık pencereli evler, harap, sahipsiz, eğreti pencereler. Bu evlerde hiçbir zaman hiçbir canlı varlık oturmamıştı sanki. Güneş duvar gölgelerinin kenarlarından bir kısmını altın bir ustura gibi kesip alıyordu. Eski ağarmış duvarlar arasında sokaklar uzuyordu. Sessiz, dilsiz de her şey. Sanki bütün unsurlar yakıcı havadaki kutsal huzur kanununa, sessizliğin kanununa saygılıydılar. Her yerde gizli sırlar olduğu seziliyordu. Öyle ki ciğerlerim solumaya cesaret edemez olmuştu. Ansızın farkına vardım. Kent kapısından çıkmıştım. Hırslı binlerce dudağıyla güneş tenimdeki terleri emiyordu. Kırlardaki çalılar parlak gün ışığında safran sarısına boyanmıştı. Gökyüzü derinliklerinden güneş sıtmalı bir göz gibi suskun, cansız topraklara ışınlarını boşaltıyordu. Buranın toprağında bitkilerinde bambaşka bir koku vardı ve öyle güçlüydü ki bu, kokladıkça çocukluğumun bazı dakikalarını hatırlıyordum. O çağın yalnız davranışlarını, sözlerini değil, belki bir an bütün o dönemi Sağ içimde hissettim. Sanki daha dünmüş gibi. Kayıp bir dünyaya yeniden doğmuş gibi tatlı bir baş dönmesine bıraktım kendimi. Bu duygu eski tatlı bir şarap gibi damarlarımdan, sinirlerimden geçip bütün vücuduma yayılan bir sarhoşluk verdi. Kırlardaki dikenleri, taşları, ağaçları, küçük öbeklerinde kekikleri tanıdım. Otların aşina kokusunu tanıdım. Geçmiş günlerin anılarına daldım. Ama bütün o anılar bir efsunla sanki benden uzaklaşmış, kendi bağımsız hayatlarını yaşıyorlardı. Ben sadece uzak ve biçare bir seyirciydim. Onlarla aramda derin bir uçurum açılmıştı. Anlıyordum. Bugün boştu kalbi ve çalılar, bitkiler o zamanlardaki büyülü kokularını yitirmişlerdi. Anlıyordum. Servilerin arasında boşluklar, fasıllar belirmiş, tepeler kavruklaşmıştı. Ben eski ben değildim. Çağırsaydım, getirseydim de konuşsaydım onunla. Duymaz, anlamazdı beni. Yüzü eskiden tanıdığım bir adamın yüzü olurdu da benim yüzüm olmazdı. Benim bir parçam bile olmazdı. Dünya ıssız, yaslı bir ev gibi görünüyordu gözüme ve ben bağrımda bir acı duyuyordum. Evin bütün odalarını yalın ayak dolaşmak zorundaydım sanki odanın birinden ötekine geçmiş, sonuncu odaya girip de o kahpeyle karşılaşınca ardımdaki kapılar kendiliğinden kapanıvermişti. Yalnız köşeleri karanlığa gömülü duvardaki titrek gölgeler, seyinci cariye ve köleler gibi çevremde bekliyor, gözetliyorlardı beni. Suren Enırma yakınlarına gelmiştim. Önümde çıplak bir dağ belirdi. Katı, kuru görünümü, dadımı hatırlattı bana. Aralarında ne bağ var bilmiyorum. Dağın kenarından geçtim. Tepelerle çevrili küçük boş bir yere vardım. Toprak öbek öbek mavi gündüz sefalarıyla kaplıydı ve dorukta kalın kerpiçten yapılmış yüksek bir kale görünüyordu. Yorulmuştum. Süren kıyısına gittim, yaşlı bir servi dibine kuma oturdum. Issızdı, sessizdi çevre. Şimdiye kadar kimse buralara ayak basmamış gibime geldi birden servi gerisinden küçük bir kızın belirdiğini ve kaleye doğru gittiğini gördüm. Üstünde çok ince, hafif, belki ipek, siyah bir entari vardı. Sol elinin tırnaklarını ısırıyordu. Kendini kaptırmış, köz köz yürüyordu. Ben bu kızı eskiden görmüş, tanıyordum sanki. Ama kimdi, uzaktaydım, güneşe karşıydım, çıkaramıyordum. Birden gözden kayboldu. Afallamıştım, kıpırdayamıyordum. Ama işte bu kez kendi gözlerimle görmüştüm, karşımda yürümüş ve gözden kaybolmuştu. Gerçek bir varlık mıydı, yoksa bir vehim bir kuruntu mu? Rüyamı görmüştüm, uyanıkken miydi? Hatırlamaya çalıştım ama boşunaydı. Sırtımdan garip bir ürperti geçti. Kalenin bütün gölgeleri birden canlanmış gibiydi. Belki çok eskiden, eski Rey kentinde yaşamış insanlardan biriydi bu küçük kız. Çevre birdenbire aşina geldi bana. Çocukluğumda bir sizdehbeder günüydü ben buraya gelmiştim. Karımın annesiyle ve o kahpeyle gelmiştim. Servilerin etrafında az mı koşuşmuş oyunlar oynamıştık. Sonra başka çocuklar da katılmıştı bize fakat şimdi tam hatırlayamıyorum. Körebe oynamıştık. Irmak kıyısında o kahpeyi kovalıyordum ki birden ayağa kaymış suya düşmüştü. Sudan çıkarmışlar, üstünü değiştirmek için bir servinin arkasına götürmüşlerdi. Peşlerinden gittim. Önüne bir başörtüsü tutmuşlardı ama ben ağacın arkasından gizlice gördüm bütün vücudunu. Gülüyor, sol elinin işaret parmağını ısırıyordu. Beyaz bir atkıya sardılar onu ve ince siyah ipek entarisini güneşe serdiler. Sonra yaşlı servinin dibine kumlara uzandım. Rüyaların kesik kopuk anlaşılmaz sözleri gibi şırıldıyordu su. Ellerimi kendiliğinden nemli sıcak kuma soktum. Avuçlarımda sıktım nemli sıcak kumları. Suya düşmüş de çamaşırları değiştirilen bir kız vücudunun diri eti gibiydi kum. Bilmiyorum ne kadar vakit geçti. Sonunda kalktım, kendiliğimden yola koyuldum. Sessiz sakin de her taraf. Yürüyor fakat etrafımı görmüyordum. İrademin dışında bir kuvvet beni yürümeye zorluyordu. Bütün dikkatim ayaklarımda toplanmıştı. Ben yürümüyor, kayıyor, süzülüyordum adeta. Kendime gelince farkına vardım. Gene kentteydim. Kentte, kayınpederimin evi önünde. Niçin buraya gelmiştim bilmiyorum. Karımın küçük kardeşi yani kayınbiraderim eşikte oturuyordu. Bir elmanın yarısı oydu, yarısı bu. Ablasına o kadar benziyordu ki oğlan. Aynı dar, çekik Türkmen gözleri, çıkık yanaklar, buğday rengi ten, şehevi bir burun, zayıf bir yüz. Sol elinin işaret parmağını da ağzına sokmuştu. Kendiliğimden yaklaştım ona, cebimdeki iki çöreği çıkardım. Şahcan sana gönderdi, diyerek verdim ona. Çocuk annesinin yerine karıma Şahcan diyordu. Dar çekik gözleriyle çok şaşırmış duraklayarak aldığı çöreklere baktı. Eşiye oturdum, çocuğu kucağıma aldım. Sıktım göğsümde. Sıcaktı teni ve ayakları baldırları karımınkine benziyordu. Aynı rahat davranışlar. Ağzı babasının ağzını andırıyordu. Ama babasınınki bana tiksinti veriyor, çocuk da hoşuma gidiyordu. Bu aralık dudaklar uzun sıcak bir öpüşten sanki yeni ayrılmışlardı. Karımınkine benzeyen bu yarı açık ağzı öptüm bir salatalık gibi buruk ve serinletici bir lezzetteydi bu dudaklar. O kahbenin dudakları da aynı böyle tatlıydı mutlaka. O anda gördüm çocuğun babasını. O kambur ihtiyarı. Boynunda bir şal evden çıkıyordu. Bana bakmadan az ötemden geçti. Tüyleri diken diken eden bir gülüşle kesik kesik gülüyor, gülüşünün şiddetinden omuzları sarsılıyordu. Utancımdan yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim. Güneş batmak üzereydi, ayağa kalktım. Kendimden uzaklara kaçabilseydim. Kendiliğimden evin yolunu tuttum. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi görmüyordum. Bilmediğim, tanımadığım bir kentte yürüyordum sanki. Geometrik şekillerde acayip garip evler, kesik kopuk, eciş bücüş evler, ısı siyah pencereleriyle çevremi sarmıştı. Sanki hiçbir zaman bir canlı yaşamamıştı bu evlerde. Beyaz duvarlardan sağlıksız bir ışık saçılıyor ve garip şey, inanamayacağım bir şey. Ne zaman bu duvarlardan biri önünde dursam, aya karşı gölgem, büyük, yoğun bu duvara düşüyordu. Fakat başsız bir gölgeydi bu. Gölgemin başı yoktu. Duymuştum, insan gölgesini duvarda başsız görürse hemen o yıl ölürmüş. Korkmuş eve gittim, odama sığındım. Az sonra burnumdan kan gelmeye başladı. Çok kan kaybettim. Bitkin düştüm, yatağa girdim. Dadım meşgul oluyordu benimle. Uyumadan önce aynada kendime baktım. Felaketti yüzüm. Harap, cansız. O kadar bozulmuştuk ki kendimi tanıyamadım. Yatağa girdim, yorganı başıma çektim. Uzun süre sağa sola döndükten sonra yüzümü duvara çevirdim. Bacaklarımı bitiştirdim, gözlerimi yumdum, hayallerime daldım. O iplikler ki benim karanlık, gamlı, korkunç ve keyif dolu kaderimi dokuyorlardı. Orada hayat ölümle iç içe giriyor, çarpık görüntüler beliriyordu. Eski gizli istekler, önlenmiş boğulmuş istekler yeniden canlanıyor, intikam diye bağırıyorlardı. Orada o anda doğadan ve görünümler dünyasından koptum. Edebiyat tırmağına bırakıyordum kendimi, birkaç kez mırıldandım, Ölüm, ölüm, neredesin? Bu yatıştırdı beni ve gözlerim kapandı. Gözlerim kapanmıştı. Muhammediye meydanında olduğumu gördüm. Yüksek bir dar ağacı kurmuşlar, odamın karşısındaki ihtiyar hurdacıya asmışlardı. Sarhoş birkaç polis dar ağacının dibinde şarap içiyordu. Kızdığı zaman karımda da görülen kırmızı bir surat, rengi uçmuş dudaklar ve belertilmiş gözlerle kaynanam elimden kavradı, kalabalıktan çekti çıkardı beni. Kırmızı urbalı cellada gösterdi. "Bunu da asın, bunu da." dedi. Korkmuş sıçradım uykudan. Bir ocak gibi yanıyordum, tere batmıştım. Yanaklarım yalaz yalazdı. Kendimi bu kabustan kurtarmak için kalktım, su içtim. Başıma yüzüme su çarptım, yattım gene ama uyuyamadım. Odanın alaca karanlığında gözlerimi raftaki su testisine dikmiştim. Testi orada durdukça uyuyamam sanıyordum. Yersiz bir korku vardı içimde, testi düşebilirdi. Emin bir yere koymak için kalktım fakat bilinmeyen bir dürtüyle nasılsa elim çarptı, düştü, kırıldı testi. Sonunda gözlerimi yumdum. Ama öyle sanıyordum ki dadım kalkmış gelmiş bana bakıyordu. Yorganın altında yumruklarımı sıktım ama olmadı olağanüstü bir şey. Derken yarı uykuda sokaktan sesler duydum. Topraktan alınlarını sürüyen ve ekmek peynir almaya giden dadımın ayak sesleri. Sonra uzaktan bir satıcı sesi. Safra söker karadut. Hayır hayat yorucu ve hep aynı. Yeniden başlıyordu. Ortalık daha da aydınlandı. Gözlerimi açınca gördüm. Dışarıdaki havuzda bir gün ışığı odamın penceresinden yansımış tavanda titreşiyordu. Öyle uzak silinmiş sönmüştü ki ben geceki rüyayı sanki yıllar önce çocukluğumda görmüştüm. Dadım kahvaltı getirdi. Dadımın yüzü çarpıtan aynalarda bir görüntü gibiydi. Öyle uzamış incelmiş göründü bana inanılmaz derecede gülünç göründü sanki büyük bir ağırlıkla aşağı çekilmişti yüzü. Dumanının bana dokunduğunu bildiği halde odamda nargile içerdi dadım. Zaten içmedi mi çekilmez olurdu. Bana sık sık ailesini, gelinini, oğlunu anlatır, akrabalarının dedikodusuna bu şehvetli keyfe beni de ortak ederdi. Ahmakça şeyler. Bazen durup dururken dadımın yakınlarının hayatını düşündüğüm oluyordu da bilmiyorum niçin diğerlerinin hayatı ve mutluluğu bende sadece nefret uyandırıyordu. Çünkü biliyordum, benim hayatım yavaş yavaş ve acılı, susmuş, sona ermiştir. O halde niçin o sağlıklı, iyi yiyen, iyi uyuyan, iyi çiftleşen ve benim dertlerimin zerresini hiçbir zaman duymayan ve yüzlerine her dakika ölümün kanatları değmeyen o ahmakların, o ayak takımının hayatlarını düşüneyim. Dadım bir çocuğa bakar gibi bakıyordu bana. Hep beni görsün istiyordu. Ben ki karımdan utanıyor, içeri girse tükrük kabımın üstünü örtüyor, sakalımı saçımı tarıyor, gecelik takyemi düzeltiyordum. Ama dadımdan ne sıkıldığım vardı ne utandığım. Benim için bir önemi olmayan bu kadın neden bu kadar giriyor karıştırıyordu hayatımı? Hatırlarım vaktiyle kışın odadaki su sarnıcının üstüne bir kürsü koyarlardı. Ben dadım ve o kahpe bu kürsünün çevresinde uyurduk. Yarı karanlıkta gözlerimi açtıkça tam karşımdaki kapıyı örten işlemeli perdede resimler canlanırdı. Ne acayip ürkütücü bir perdeydi bu. Üzerinde bir Hint fakirine benzeyen kambur bir ihtiyar görülüyordu. Başında bir sarık bir servi dibinde oturuyor, ellerinde setara benzeyen bir saz tutuyordu. Karşısında güzel bir genç kız vardı.'' Kız Hint tapınaklarındaki rakkaselere yani bayaderlere benziyordu. Bilekleri zincirliydi ve ihtiyarın karşısında sırf mecbur olduğundan raks ediyor gibiydi. Gözümün önüne getiriyordum. Herhalde bu adamı bir kobra yılanıyla bir zindana kapatmışlardı ve adam saçı sakalı bembeyaz olmuş bu haliyle çıkmıştı zindandan. Sırma işlemeli bir Hint perdesiydi o. Babam ya da amcam gittikleri uzak yerlerden göndermiş olmalıydı. Üzerindeki tabloya fazlaca baksam korkardım. Henüz uyumuş dadımı uyandırırdım, beni kucaklardı. Pis kokardı nefesi ve sert siyah saçları yüzüme batardı. Sabahleyin uyandığında yüzü gene o yüz olurdu da yüz çizgileri daha derine batmış, daha katılaşmış gibime gelirdi. Ben çoğu zaman unutmak, kendimden kaçmak için hatırlıyorum çocukluğumu. Kendimi hasta olmadan önceki gibi hissetmek için, sağlıklı hissediğim kendimi, içimde gene o duygu, bir çocuk olduğum duygusu belirmişti ve ikinci bir varlık öleceğime, yok olacağıma acıyordu. Hayatımdan endişelendiğim zamanlarda dadımın sakin yüzünü, solgun benzini, batık hareketsiz bulanık gözlerini, ince burun kanatlarını, geniş ve kemikli alnını görünce o eski anılar uyanıyordu içimde. Belki de ondan esrarlı dalgalar yayılıyor, beni de bu yatıştırıyordu. Şakağında bir et beni vardı. Bir kıl uzamıştı bu benden. Ama sanki bunu ilk bugün gördüm. Daha önce hiç böyle dikkatli bakmamıştım yüzüne. Dadıcık dıştan değişmişti ya, içten hep aynı kalmış, yalnız hayata bağlılığı artmıştı ölümden korkuyordu. Güz gelince evlere sığınan sinekler gibi. Bana gelince benim hayatım her gün her dakika değişiyordu. Öyle sanıyordum ki zamanın geçişi ve insanların seneler ilerledikçe karşılaşacakları değişmeler bende bin kat daha hızlı ve sert oldu. Ama beri yanda bu gelişmenin getirdiği mutluluklar toplamı sıfıra doğru geriledi. Hatta sıfırında altına düştü. Bazı kimselerin ölümle savaşı daha yirmisinde başlar. Birçokları da yağ bitmiş lambalar gibi sessiz, yavaş, ecelleriyle sönerler. Öğle üstü dadım yemeğimi getirdi. Çorba kasesini devirdim, bastım çığlığı. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Bütün ev halkı kapıma toplandı. O kahve de geldi ama hemen geri döndüm. Karnına baktım şişti karnı. Hayır henüz doğurmamıştı. Gittiler hekime haber saldılar. Hiç değilse bunu yaptım. Bu ahmakların başına iş açtım diye için için seviniyordum. Çenesinde üç tel sakal hekim başı geldi. Afyon içmeme izin verdi. Çektiğim cefalara bundan değerli devam olurdu. Afyon içince büyük, latif, büyülü ve yüce düşüncelere kavuşuyor, bu dünyanın ötesindeki alemlere geçiyordum. Hayallerim, düşüncelerim yeryüzü nesnelerinin ağırlık ve bağlarından kurtuluyor, sessizlik ve huzur göklerine yükseliyordu. Bir yarasanın yaldızlı kanatlarına koymuşlardı da beni, boş ve parıltılı bir dünyada engelsiz yasaksız uçuyordum sanki. Öyle derin ve keyifli bir haldi ki bu, ölümün verebileceği keyif onun yanında pek küçük kalırdı. Mangal başından kalktım, avluya bakan pencereye gittim. Dadım güneşe oturmuş sebze yıklıyordu. Gelinine şunları söylediğini duydum. Hepimiz üzülüyoruz. Allah öldürse de kurtarsa zavallıyı. Benden hayır kalmadığını hekim başı söylemiş ona. Ama ben hiç şaşmadım. Ne ahmaktı bu insanlar. Bir saat sonra ilacımı getirdiğinde dadım öyle ağlamıştı ki gözleri kızarmış, şişmişti ama kendini zorluyor, karşımda gülümsüyordu. Oyun oynuyorlardı. Hepsi bana oyun oynuyordu. Hem de ne berbat bir oyun. Akıllarınca ben de bunu bilmiyordum. Peki ama neden bu kadın bana ilgi gösteriyordu? Kendini neden benim dert ortağım biliyordu? Vaktiyle verdikleri para karşılığı pörsük kara küçük kova gibi memelerini ağzıma tıkmıştı. Keşke kurt düşseydi o memelere. Onları görmek bir zamanlar hayat suyunu o memeden emdiğimi, vücudumuzun sıcaklığının birbirine değdiğini düşünmek bana tiksinti veriyordu. Ben küçükken her tarafımı ellerdi benim. Bu yüzden de hala ancak kocasız kadınlarda mümkün bir yüzsüzlükle bakar bana. Bir zamanlar çişimi yaptırırken nasıl bakıyorduysa şimdi gene o gözlerle seyrediyor beni. Kim bilir belki de bazı kadınların Mahbubeleriyle yaptığı gibi kendini benimle tahrik ve tatmin etmişti. Benimle hala nasıl bir dikkat ve tecessüsle oynuyor, kendi değişiyle nazlıyor, pışpışlıyordu beni. Karım olacak kahpe ilgilenseydi benimle ben hiçbir zaman dadımı yaklaştırmazdım yanıma. Çünkü içten içe gerçekten inanıyordum Karımdaki duygu ve düşünce dadımdakinden çok fazladır ve bendeki bu utanma ve haya duygusunun kökeni de sadece şehvettir. Bütün bunlar benim dadımdan niçin daha az utandığımı ve neden yalnız onun benimle ilgilendiğini açıklar. Dadım kaderinin bu olduğuna, yıldızının bu olduğuna inanıyordu. Ayrıca hastalığımdan yararlanıyor, içindeki dertleri sayıp döküyordu aile çekişmelerini, ferahlamalarını, basit yapışkan dilenci ruhunu ve ayrıca ne çok yanıp yakılarak gelininden çektiklerini anlatıyordu. Geline biraz da kuma gözüyle bakıyordu. Aşk ve şehvetle oğlunu ayırmıştı kendisinden. İçi kin dolu anlatıyordu. Güzel olmalıydı gelin. Avluya bakan pencereden görmüştüm. Kestane rengi gözler, sarı saçlar, küçük düz bir burun. Dadım bazen bana peygamber mucizelerini de anlatıyor, aklınca beni bu yoldan teselli etmek istiyordu. Ama ben ondaki o dar kafaya ve ahmaklığa gıpta ediyordum. Bazen bana günün haberlerini veriyordu. Örneğin birkaç gün önce bana şöyle demişti. Kızım, yani o kahveyi diyor, vakti gelmiş kıyamet gömleği dikmiş çocuğa, çocuğuna, böyle dedi. Sonra biliyormuş, o da biliyormuş gibi teselli etti beni. Bazen gidiyor komşulardan ilaç getiriyordu bana. Büyücüye falcıya gidiyor, benim için akıl danışıyor, kehanetler dileniyordu. Geçen yılın son çarşambası gitmiş, eve bir kase soğan, pirinç ve kokmuş yağ getirmiş. Bunları benim iyi olmam için dilendiğini söylemişti. Bu rezaletleri gizlice yemeğime de kattı, bana yedirdi. Belirli zamanlarda beni hekim başının verdiği, kaynattırdığı o felaket sıvıları içmeye zorluyordu.'' Sofa otu, meyan kökü, kafur, baldırı kara, papatya çiçeği, defne yağı, keten tohumu, çam fıstığı, nişasta, su teresi ve daha bir sürü süprüntü. Birkaç gün önce bana bir dua kitabı getirdi. Üzeri bir karış tozla kaplıydı. Ama ne bu kitap ne de o aşağılık adamların elinden kafasından çıkmış başka kitaplar, yazılar, düşünceler giderirdi derdimi. Onların o yalanlarına, o saçmalıklarına ne ihtiyacım vardı? Ben kendim geçmiş nesillerin bir toplamı değil miydim? Onların tecrübeleri bana miras kalmamış mıydı? Geçmiş ben de benimle yaşamıyor muydu? Ama hiçbir vakit ne mescit, ne ezan, ne abdest, ne ağız çalkalamalar, ne de kendisiyle Arapça konuşmamız gerekli tek kudretli, yüce ve mutlak varlık karşısında dürüst ya da hilekar olmak beni etkilemedi.'' Gerçi evvelce sağlığım yerindeyken birkaç kere ister istemez yolum düştü camiye ve kalbimi camideki diğer insanların kalpleriyle birleştirmeye çalıştım. Fakat gözlerim duvardaki çinilerde, nakışlardaydı. Onlara bakarak tatlı hayallere daldım ve elimde olmadan böylece bir kaçış yolu buldum kendime. Dua sırasında gözlerimi yumdum, ellerimi yüzüme kapadım. Bir gece yarattım kendime.'' bu gecenin karanlığında bir rüyada gibi sorumsuz kendi duamı okudum. Fakat sözcükleri huşu içinde söylenmedi bu duanın. Çünkü ben Tanrı'yla, yüce varlıkla değil, sevdiğim, tanıdığım birisiyle konuşmaktan hoşlanıyordum. Çünkü benim çok yükseğimdeydi Tanrı. Sıcak nemli yatağımda yatarken bütün bu sorunlar önemini kaybediyordu. Tanrı gerçekten var mı yoksa kutsal imtiyazlarının korunmasını gözeten bu yeryüzü güçlüleri tarafından vatandaşlarını daha da rahat sömürebilmek için kendi taşanlarına göre mi yaratılmıştır? Yeryüzünün gökyüzüne bir yansıması mıdır? Bu gibi şeyleri artık umursamıyor. Ben yalnız sabaha çıkıp çıkmayacağımı bilmek istiyordum. Ölümün karşısında mezhebin, imanın, itikadın ne kadar gevşek ve çocukça olduğunu hissediyordum. Sağlığı yerinde ve mutlu olanlar için eğlencelik şeylerdi bunlar. Ölümün ve çektiklerimin korkunç gerçeği karşısında kıyamet günü üzerine, ruhun ahiretteki mükafatları üzerine bana telkin ettikleri şeyler tatsız bir aldatmaca oluyordu.'' Bana öğrettikleri dualar ölüm korkusu karşısında etkisizdiler. Hayır, ölüm korkusu yakamı bırakmıyordu. Dert çekmeyenler anlamazlar bu sözleri. Yaşamak arzusu içimde o kadar güçlenmişti ki uzun hafakan ve ızdırap saatlerimi telafi için en küçük bir mutluluk dakikası yetiyordu. Dertin, meşakkatin varlığını ama hiçbir anlamları olmadığını görüyordum. Aşağılık adamların arasında bilinmeyen bir soydandım ben. Eskiden benim de kendi dünyalarından olduğumu unutmuşlardı. Korkunç bir şeydi bu. Ne tam diri ne tam ölü olduğumu hissetmek. Bir canlı cenazeydim artık. Ne beni diriler dünyasına bağlayan bir şey vardı ne de ölümdeki unutmadan, huzurdan yararlandığım. Gece olmuştu. Afyonumu içtiğim mangal başından kalktım, odamın penceresinden dışarı baktım kapalı kasap dükkanı önünde birkaç siyah ağaç vardı. Koyu gölgeler iç içe girmişti. Her şeyin boş ve geçici olduğunu hissettim. Kara katran gibi siyah gökyüzü delik deşik eski kara bir çadırı andırıyor, deliklerinde sayısız yıldız parlıyordu. Bir ezan sesi yükseldi. Zamansız bir ezandı bu. Bir kadın, belki o kahpe sancısı tutmuş doğuruyordu sanki öyle bir ses. Çığlıkların içinde bir köpeğin uluduğu duyuluyordu. Düşündüm. Gökte herkesin bir yıldızı olduğu doğruysa benimki çok uzakta, karanlık ve pek önemsiz bir şey olmalıdır. Belki de benim hiç yıldızım yok. Derken bir sürü sarhoş polis sesi duyuldu edepsizce şakalaşarak geçiyorlardı sokaktan. Bir koro oldular, bir şarkı okudular. Gel gidelim içelim, rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu ya ne zaman içelim? Korkmuş kenara çekildim. Sesleri havada acayip bir yankı yaptı. Azar azar dağıldı, yok oldu. Hayır benimle bir işleri yoktu. Bilmiyorlardı ki. Her şey tekrar sessizliğe, karanlığa gömüldü. Lambamı yakmadım. Karanlıkta oturmak hoşuma gidiyordu. Bu her yere, her şeye sızan koyu, akıcı maddeye alıştım. Kayıp düşüncelerim, unutulmuş korkularım, beynimin hangi köşesinde gizlendiklerini bilmediğim hayallerim karanlıkta canlanıyordu. Kımıldamaya başlıyor, bana karşı göz ediyor, yüz göz çarpıtıyorlardı. Odanın köşesi, kapı perdesinin arkası hep bu şekilsiz, tehdit eden fikir ve hayallerle doluydu. Orada perdenin yanında korkunç bir karaltı vardı. Kımıldamıyordu. Ne mahzundu ne memnun. Ne zaman ondan yana dönsem gözlerimin içine içine bakıyordu. Onu tanıyordum. Çocukluğumda görmüş gibiydim. Nevruz'un 13. günü görmüştüm. Suren kıyısındaki öteki çocuklarla körebe oynarken görmüştüm. Bana o zaman şaklaban zararsız cüceler kılığında göründü. Yüzü penceremin karşısındaki kasabın yüzüne benziyordu. Hayatıma karışmıştı sanki. Onu pek çok görmüş gibiydim. Bu gölge benim benzerim de adeta. Hayatımın sınırlı çemberi içinde o da vardı. Lambayı yakmak için yerimden kalkınca karaltı eridi, yok oldu. Aynaya gittim, yüzümü inceledim fakat gördüğüm çehreyi tanıyamadım. İnanılmaz bir şeydi, dehşet veriyordu. Görüntüm benden daha diriydi, güçlüydü şimdi. Bense bir tasvir, bir resim gibiydim. Bu odada yalnız kalamazdım kendi tasvirimle. Kaçarsam peşimden gelir diye de korktum. Neredeyse boğuşacak iki kedi gibiydik. Elimi kaldırdım, gözlerime kapadım. Avcumun oyuğunda sonsuz bir gece yaratmak istedim. Korku her zamanki gibi apayrı bir sarhoşluk verdi bana. Başımın döndüğünü, dizlerimin çözüldüğünü hissettim. Miden bulanıyordu. Ansızın ayakta durduğumu fark ettim. Garip de bu bir mucize. Ben nasıl ayakta durabilirdim? Bana öyle geldi ki azıcık kımıldasam dengemi kaybederim. Sendeleme gibi bir şey hissediyordum. Toprak ve üstündekiler sonsuz uzaktaydı benden. İçimde müphem bir arzu. Bir deprem olsa da, bir yıldırım düşse de sakin pırıl pırıl bir dünyaya yeniden doğsam uykuya yatmadan önce birkaç kere tekrarladım. Ölüm, ölüm. Ağzımı açmamıştım, gene de ürktüm sesimden. Eski cesaretim kalmamıştı. Güz gelince evlere doluşan sinekler gibiydim. Kendi kanatlarının vızıltısından ürken kurumuş cansız sinekler gibi. Bir süre birbirlerine sokulmuş hareketsiz duvarda dururlar ama henüz sağ olduklarını hisseder hissetmez yılmadan kapılara duvarlara çarparlar çarparlar kendilerini ve odaya ölü gövdeleri düşer. Gözlerim kapanır kapanmaz karşımda sisli bir dünya belirdi. Kendi yarattığım ve düşüncelerime, hayallerime uygun bir dünya. Herhalde uyanıkkenki dünyamdan çok daha gerçek, daha doğal bir dünya. Sanki düşünce ve hayallerim için bir engel, bir bağ kalmıyor. O zaman ve mekan baskısı kalkıyordu. Gizli ihtiyaçlarımın doğurduğu birikmiş, yığılmış bir şehvet duygusu uykuda özgürlüğüne kavuşuyordu. Biçimler, durumlar inanılmaz fakat doğal çizgileriyle canlanıyordu. Uyanınca da varlığımdan şüphe ediyor, çünkü zaman ve mekan kavramını yitirmiş oluyordum. Sanki rüyalarımı ben düzenliyor, yorumlarını önceden biliyordum. Gece bir hayli ilerlemişti ki uyudum birden kendimi bilmediğim bir kentin sokaklarında buldum. Acayip garip geometrik şekillerde prizma, koni kesiği ve kübikte evler. Dar ve karanlık pencereli evler. Kapı ve duvarlarını gündüz sefaları sarmıştı. Başıboş dolaşıyor, rahat nefes alıyordum. Fakat bu kent halkı garip bir ölümle ölmüşlerdi. Oldukları yerde kuruyup kalmışlar, ağızlarından iki damla kan sızmış, elbiselerine akmıştı. Dokunacak olsam başları kopup yere düşüyordu Bir kasap dükkanı önünde bizim komşu ihtiyar hurdacıya benzer bir adam gördüm Boynuna bir şal sarmıştı ve elinde bir bıçak vardı Kapakları kesilmiş gibi kıpkırmızı gözlerini dikmiş bana bakıyordu Bıçağını elinden çekip almak istedim adamın başı koptu yere yuvarlandı Öyle korktum ki kaçtım sokaklarda koşuyordum Gördüğüm bütün insanlar oldukları yerde kurumuşlardı. Korkumdan arkama bakamıyordum. Kayınpederimin evi önüne geldiğimde karımın kardeşini, o kahbenin küçük kardeşini eşikte oturuyor buldum. Elimi soktum, cebimden iki çörek çıkardım. Eline tutuşturmak istedim ama daha dokunmamıştım ki oğlanın başı koptu, yere yuvarlandı. Bağırmışım, uyandım. Ortalık henüz tam aydınlanmamıştı. Kalbim fena çarpıyordu. Tavan başıma çökmüş, duvarlar alabildiğine kalınlaşmıştı sanki. Göğsüm çatlayacak gibiydi. Bulanık görüyordum. Uzun zaman şaşkın odadaki direklere baktım. Saydım onları, sonra baştan başladım. Gözlerimi tam kapamıştım, sesler duydum. Dadım gelmiş, odayı süpürüyordu. Yukarıdaki odada kahvaltı hazırlamıştı bana. Yukarıya çıktım. Pencere yanına oturdum. Karşıdaki ihtiyar hurdacı bu yukarıdan görülmüyordu. Yalnız sol köşede kasabı görüyordum. Odamdaki pencereden ürkütücü, ağır, yavaş ve ölçülü görünen hareketleri bu yukarıdan bakınca gülünçtü bir çareydi. İnsanın bu adam nerede, kasaplık nerede, oyun oynuyor bu diyesi geliyordu. Yanlarına ikişer kesilmiş koyun asılı, siyah lagar beygirler çıka geldiler.'' kuru kuru ve derinden öksürüyorlardı. Kasap tombul eliyle sakalını sıvazladı, alıcı gözüyle inceledi koyunları. İçlerinden ikisini epey güçlükle dükkana taşıdı. Çengellere astı ve okşadı butlarını. Herhalde geceliğin karısını ellerken koyunlarını hatırlamış, karısını kesse ondan ne kazanacağını düşünmüştü. Süpürme bitince aşağı odama indim ve bir karar verdim. Korkunç bir karar. Bitişik odaya geçtim. Kutumdaki kemik saplı bıçağı çıkardım, eteğime sildim. Temizledim yüzünü, yastığımın altına soktum. Çoktandır aklıma koymuştum bunu. Bilmiyordum koyunları kesip biçer, parçalarken, tartarken kasap neler düşünüyordu. Sonra da bakışlarında öyle bir mutluluk oluyordu ki, elimde olmadan onun yaptıklarını yapmak istediğimi hissetmiştim. Bu keyfi benim de tatmam gerekiyordu. Odamdaki pencereden gökyüzünde bulutların ortasında mavi kocaman bir delik görünüyordu. Oraya varabilmek için çok yüksek bir merdivene tırmanmam gerektiğini düşündüm. Ufku kuşatan kalın sarı bulutlar ölümle bulanmış kente abanıyorlardı. Korkunç ve keyifli bir hava, bense bilmiyordum niçin yere eğilmişim. Böyle havalarda hep ölümü düşünürüm ama ancak şimdi ölümün bana kanlı yüzünü gösterdiği kemikli ellerini boğazıma doladığı şu anda vermiştim kararımı. Ardımdan Allah rahmet eylesin rahata erdi dedirtmemek için kahveyi de beraber götürecektim. O anda penceremin altından siyah bir örtü, bir de yanan mum, bir tabut götürüyorlardı. La ilahe illallah sesleriyle hayallerimden uyandım. Dükkancılar, yoldan geçenler işlerini bırakıyor, yollarını değiştiriyor, tabutun arkasından yedi adım yürüyorlardı. Kasap da sevap kazanmak için yedi adım yürüdü. Sonra dükkanına döndü. Yalnız ihtiyar hurdacı kımıldamadı yaygısının başından. Yüzleri ne de ciddiydi hepsinin. Belki ölümün ve öbür dünyanın sırlarını düşünüyorlardı. Dadım kaynamış otlarımı getirdi, kaşlarını çattı, kocaman tesbihini çekiyor, zikrediyordu. Namazdan sonra odamın kapısına yaslandı. Yüksek sesle tekrarladı boyuna. Allah'ım, Allah'ım. Sağları yargılamak sanki benim elimdeydi. Ama bütün bu maskaralıklar beni hiç ilgilendirmiyordu. Aksine şuna seviniyordum ki o aşağılık kimseler de yalancılıktan ve geçici ama ne de olsa birkaç saniye için benim yaşadığım alemlerden geçiyorlardı. Benim odam da bir tabut değil miydi? Yatağım mezardan daha soğuk, daha karanlık değil miydi? O yatak ki hep hazırdı ve beni uykuya çağırıyordu. Bir tabutta olduğum duygusunu sık sık yaşamışımdır. Geceleri odam küçülüyor, bunaltıyordu beni. Mezarda hissedilen de bu değil miydi? Kim bilir ölümden sonra ne hissedileceğini? Vücuttaki kan pıhtılaşıyor, bazı organlar 24 saat sonra çürümeye başlıyorlar ya, saçlar, tırnaklar ölümden sonra daha bir süre uzamaya devam ediyorlar. Kalp durunca duygular, düşünceler de kayboluyor mu yoksa kılcal damarlarda kalan kan sayesinde belli belirsiz bir hayat sürüp gidiyor mu? Ölüm olayı aslında korkunç bir şey. Ya öldüklerini kavrayanların hissettikleri yaşlılar vardır, gülümseyerek ölürler uykuda sağdan sola döner gibi veya sönmesi gibi yağ biten bir lambanın ama sağlam bir genç ölüme karşı var gücüyle savaştıktan sonra birdenbire ölürse ne hisseder Ben ölmeyi beden hücrelerimin çürümesini öyle çok düşündüm ki korkmaz oldum ölümden hayır aksine yok olmayı gerçekten ister oldum yalnız bir şey ürkütüyordu beni beden zerrelerimin o aşağılıkların zerrelerine karışabileceği düşüncesi. Bunu düşünmeye tahammül edemiyor, öldüm mü upuzun parmaklarım olsun istiyordum. O uzun hassas parmaklarla kendi zerrelerimi bir bir toplar, avuçlarımda saklar, kendi malım olan zerrelerimin o aşağılık adamların bedenlerine geçmesini böylece önlerdim. Ah keşke ölümün eşiğinde olanların hepsi bu benim gördüklerimi görselerdi. Bazen bunu da düşündüm. Izdırap, korku, dehşet ve yaşama arzusu hepsi bitmişti bende. Bana telkin ettikleri dini inançlardan kurtulmuş, huzura ermiştim. Tek tesellim ölümden sonra hiçlik ümidiydi. Orada tekrar yaşamak düşüncesi içime korku salıyor, beni hasta ediyordu. Ben ki henüz yaşadığım dünyaya bile alışamamışım, bir de başka dünya neyime yarardı benim?'' Bana göre değildi bu dünya. Bir avuç yüzsüz, dilenci, bilgiç, kabadayı, vicdansız, açgözlü içindi. Onlar için kurulmuştu bu dünya. Yeryüzünün, gökyüzünün güçlülerine avuç açanlar, yaltaklanmasını bilenler için. Kasap dükkanı önünde bir sinir parçası için kuyruk sallayan aç köpek gibiydi onlar. Evet ikinci bir hayat düşüncesi korkutuyor, hasta ediyordu beni. Hayır, bütün bu öğürtü veren dünyaları, bütün bu iğrenç yüzleri görmeye ihtiyacım yoktu benim. Tanrı bir sonradan görmemiydi ki dünyalarını ille de göstermek istesin bana. Ama ben ne yalan söyleyeyim yeni bir dünya gerekiyorsa duygularım, düşüncelerim uyusun, körelsin isterdim. O zaman rahat nefes alır, hasta olmaz, ömrümü bir lingam tapınağında sütunların gölgesinde bir başıma geçirir, gözlerimi güneşten korumaya, İnsan seslerinin, hayat gürültülerinin kulaklarımı tırmalamasını önlemeye bakardım. Kışın bir deliğe gizlenen hayvanlar gibi kendi içime ne kadar çekilsem, başkalarının seslerini o kadar net duyuyor, kendi sesimi boğazımda işitiyordum. Yalnızlık ve inziva sonsuz, koyu, yoğun gecelere benziyordu. Koyu, yapışkan, bulaşıcı karanlıkları olan ve boş kentlere çökerek şehvet ve kin uykuları yaymayı bekleyen gecelere benziyordu fakat boğazım karşısında ben kendim için vardım ve mecnunca bir kanıtlamaydım sadece sıkıcı bir şey cinsel ilişki anında iki kişi yalnızlıklarından kurtulmak için birbirine yapışır herkes de aynı delice kıpırdanışlara bir kapıdır bu ve yavaş yavaş ölümün derinliklerine yönelmiş bir pişmanlıkla karışıktır. Yalnız ölüm yalan söylemez. Ölümün varlığı bütün vehim ve hayalleri yok eder. Bizler ölümün çocuklarıyız. Hayatın aldatmacalarından bizi o kurtarır. Hayatın derinlerinden seslenir, yanına çağırır bizi. Ve biz henüz insanların dilini bile anlamadığımız yaşlarda ara sıra oyunlarımızı yarıda kesiyorsak bunun nedeni ölümün sesini duymuş olmamızdır. Ömrümüz boyunca ölüm bize el eder, çağırır bizi. Her birimiz ansızın sebepsiz düşüncelere dalmıyor muyuz? Bu hayaller bizi öylesine sarıyor ki zamanı, mekanı fark etmez olmuyor muyuz? İnsan bilmez bile ne düşündüğünü ama sonra kendini ve dış dünyayı hatırlamak, düşünmek için toparlanmak zorundadır. Bu da bir sesidir ölümün. Ter kokan nemli yatağımda göz kapaklarım ağırlaşıp da kendimi yokluğa ve ebedi geceye bırakırken bütün kayıp anılarım, unutulmuş korkularım yeniden canlanıyordu. Yatağımdaki tüylerin hançer yüzlerine dönüşeceği, ceketimdeki düğmelerin alabildiğine büyüyüp birer değirmen taşı gibi olacağı ve ekmeğin yere düşerse cam gibi kırılacağı korkusu uyursam lambamdaki yağın yere akacağı ve kente tutuşturacağı korkusu, kasap dükkanı önündeki köpeğin ayaklarının at tırnakları gibi sesler çıkartacağı endişesi, ya ihtiyar hurdacı yaygısı önünde gülmeye başlar da bitip tükenmek bilmezse gülüşleri ürküntüsü, avlumuzdaki havuzun kenarlarında solucanlar hint yılanları olursa korkusu, kar yolan bir mezar taşına dönüşür de Altına beni gömerse korkusu ve o dehşet. Sesim kısılırsa nasıl bağıracağım? Ya kimse yardıma koşmazsa? Çocukluğumu yaşamak istiyordum. Ama gelince anladım. Her şey çetin ve acı verici hep o günlerdeki gibi. Kasap dükkanı önündeki siyah lagar beygirler gibi öksürmek, sonra balgam çıkarmak zorunluğu ve çıkardıklarımda kan bulma korkusu. Kan gövdenin içerlerinden gelen o akıcı ılık tuzlu sıvı, o hayat iksiri ve ölümün sürekli tehdidi. Ölüm ki geçer gider, bütün düşünceleri paramparça eder, en ufak bir dönüş ümidi bile bırakmaz geride. Hayat soğuk, kayıtsız, herkesin maskelerini çeker alır zamanla. Maskeleri de hani çoktur herkesin. Fakat bazıları hep aynı maskeyi kullanır. İster istemez kirlenir, yıpranır bu maske. Tutumlu kimselerdir bunlar. Bir kısmı evlatlarına saklarlar maskelerini. Bir kısmı da vardır ki boyuna maske değiştirir. Ama yaşlandıklarında görürler ki bir sonuncu maske kalmış ellerinde. Ve bu da pek çabuk eskir. O zaman maskenin gerisinden gerçek yüzleri çıkar ortaya. Bilmiyorum odamın duvarlarında nasıl bir zehirli etki var ki düşüncelerimi zehirliyor.'' Besbelli benden önce burada bir cani, bir zırdeli oturmuş. Hayır, yalnız odamın duvarları değil, belki dışarıdaki manzara, o kasap, yaşlı hurdacı, dadım, o kahpe ve gördüğüm herkes, hatta arpa aşımı yediğim kase, sırtımdaki giysiler, hepsi birlik oldular, ben de bu düşünceleri onlar uyandırdılar. Birkaç gece önce bir hamama gitmiş, şahnişinde soyunmuştum. Düşüncelerimde yeni bir doğrultu o zaman başladı. Tellak başıma su döküyor, siyah düşüncelerim yıkanıyordu sanki. Hamamın buğulu duvarında gölgemi gördüm. Öyle ince, çelimsizdim ki on yıl önceki halim, çocukluğumdaki gibi. Çok iyi hatırlarım, hamamın terlemiş duvarlarında gölgem o zaman da böyle görünürdü. Gövdeme dikkat ettim. Kalçam, baldırlarım ve cinsel organım ümitsiz bir şehvet görünümündeydiler. Gölgeleri on yıl önceki gibiydi, ben çocukkenki gibi. Hayatımın serseri bir gölge gibi hamam duvarında titrek gölgeler gibi anlamsız, maksatsız geçip gittiğini hissettim. Ama diğerleri iri yarı sağlam kalın enseliydiler. Şüphesiz gölgeleri de hamamın terli duvarına daha belirgin, daha büyük vuruyor, benimki pek de çabuk silinirken onların gölgelerinin izleri uzun süre kalıyordu. Soyunma yerlerinde tekrar giyinirken davranışlarımda, yüzümde, düşüncelerimde yeni bir değişme oldu. Sanki yeni bir çevreye, yeni bir dünyaya girmiş, sanki nefret ettiğim bu dünyaya ikinci kez doğmuştum. Ne olursa olsun yeniden kavuşmuştum hayata. Çünkü kurna bir tuz gibi erimemiş olmam bir mucizeydi benim için. <laughs> Hayatım bana çok gayri tabi, çok silik ve inanılmaz görünüyor. Şu anda kullandığım kalemdanı süsleyen resim gibi. Belki de kalemdanın üstüne Mecnun, kuruntulu bir ressam yaptı o resmi. Dikkatle baktıkça tanır gibi oluyorum. Belki beni yazmaya da o resim zorluyor. Bir servi çizilmiş dibinde Hint fakirlerine benzeyen kambur bir ihtiyar oturuyor.'' Bağdaş kurmuş, bir abaya sarılmış, başında bir sarık ve sol işaret parmağını ağzına götürmüş, bir şaşkınlığı anlatır gibi. İhtiyarın karşısında uzun siyah entarili bir genç kız raksediyor, yadırganan hareketlerle. Kız bir bağya der belki, ihtiyar'ın karşısında raksediyor, elinde bir gündüz sefası. İhtiyarla kızın arasında bir dere var. Afyon mangalımın başındayım. Bütün karanlık düşüncelerim göksel ince bir dumanın içinde erimiş, yok olmuşlardı. Böyle zamanlarda düşünen, rüya gören gövdem oluyor, gövdem ağırlığından, hava basıncından kurtulmuş gibi renkler, hayaller dolu bir dünyada uçuyordu. Afyon kendi uyuşuk bitkisel ruhunu gövdeme üflüyordu ve ben bitkisel bir alemde dolanıyordum. Bitki olmuştum fakat sırtımda aba mangalımın başında hayallere dalarken nedendir bilmem ihtiyar hurdacıyı hatırladım. Yaygısı önünde o da böyle bağdaş kuruyor kamburu çıkmış böyle benim gibi oturuyordu. Bu düşünce ürküttü beni. Yerimden kalktım üzerimden abayı attım aynanın önüne gittim. Yanaklarım alev alevdi. Kasap dükkanında asılı etlerin rengindeydi. Karma karışık sakalıma rağmen yüzümde ruhani ve büyüleyici bir ifade vardı. Hasta gözlerim yorgun, kederli ve çocuksuydular. Yeryüzüne ve insana ilişkin bütün ağırlıklar içimde erimişlerdi sanki. Yüzüm hoşuma gidiyordu. Bakarken bir şehvet keyfi hissediyordum. Ayna karşısında konuştum kendimle. Derdin öyle derin ki gözlerinin ta derinlerinde Ağlayınca gözyaşın gözlerinin derinlerinden geliyor yoksa akmazdı gözyaşların Sonra tekrar konuştum Ahmaksın sen daha neden gecikiyorsun ne bekliyorsun daha ne umuyorsun Bitişik odada bir şişe şarabın yok mu İç bir yudum öl git Ahmaksın sen ben havaya konuşuyorum Kesik, kopuk, tutarsız düşüncelerde aklımdan geçenler. Sesimi boğazımda işitiyor ama sözcüklerin anlamlarını çıkartamıyordum. Başımın içinde bu sesler başka seslere karışıyordu. Ateşim olduğu zamanlardaki gibi parmaklarım uzamıştı adeta. Göz kapaklarım ağırlaşmış, dudaklarım şişmişti. Başımı çevirince dadımı gördüm. Kapı aralığında duruyordu. Bir gülmedir aldı beni. Yüzü kıpırtısızdı. Sönük gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Ne şaşkınlık ne öfke ne keder. Öylece bakıyordu. Ahmakça davranışlar güldürür adamı ama benim gülüşümün daha derin bir anlamı vardı. Bu büyük ahmaklık dünyanın o kavranılmaz, o kolay anlaşılmaz bütün diğer şeyleriyle bağlantı kurmuştu. Gecenin karanlıklarında kayıp bir şeydi. Ölümün insanüstü bir davranışıydı bu. Dadım mangalı aldı, ağır adımlarla odadan çıktı. Alnımdaki terleri sildim, avuçların beyaz lekelerle benek benek olmuştu. Duvara yaslandım, başımı direğe dayadım. Biraz kendime geldim adeta. Sonra bilmiyorum nereden duymuşum bu teraneyi mırıldanmaya başladım. Gel gidelim içelim, rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu ya ne zaman içelim?'' Bunalım her seferinde belli ediyordu gelmekte olduğunu ve bende apayrı bir ızdırap yaratıyordu. Gönlümde düğümlenen bir şeydi bu ızdırap, bu kederli hal. Kasırgadan az önceki havayı andırıyordu. O zaman gerçek dünya benden uzaklaşıyordu. Pırıl pırıl bir dünyada yaşamaya başlıyordum. Yeryüzü dünyasından ölçülemez uzaklıkta başka bir alemdi bu. O zaman kendimden korkuyor, herkesten korkuyordum. Belki de hastalığa bağlı bir şeydi bu. Zihnim zayıflıyordu bu yüzden. İhtiyar hurdacıyla kasabı pencereden görsem korkuyordum. Hareketlerinde yüzlerinde neydi korkunç olan bilmiyorum. Dadım bana kötü bir şey anlattı. Pire peygambere and içerek anlattı. İhtiyar hurdacıyı gece vakti karımın odasına girerken görmüş ve duymuş kapının ardından o kahpe şalını çıkar boynundan diyormuş adama, olur şey değil. İki ya da üç gün önce haykırmıştım, karım gelmişti odama girmişti, kendi gözlerimle görmüştüm. İhtiyarın kirli, sarı, çürük çarık dişlerinin, aralarından Arapça ayetler dökülen dişlerinin izleri vardı karımın dudaklarında. Ya bu adam ne zaman, niçin peyda oldu bizim evin karşısında? Evlenmemden az sonra, acaba o muydu aşığı? O kahbenin aşığı. Hatırlıyorum, hemen o gün ihtiyarın sergisine gitmiş, testinin fiyatını sormuştum. Yarık dudakları aralandı, boynundaki şalın kıvrımları arasından iki çürük diş görüldü. Güldü adam. Öyle kuru, çarpıcı bir gülüş ki insanın tüyleri diken diken oluyordu. Bakmadan mı alıyorsun dedi. Bu testi parasız ha al git hayrını gör dedi. Acayip bir sesle tekrarladı. Parasız hayrını gör. Elimi cebime soktum. İki dirhem ve dört peşiz bıraktım yaygısının üstüne. Tüyleri diken diken eden bir gülüşle tekrar güldü. Utancımdan yer yarılsaydı da içine girseydim. Ellerimi yüzüme kapadım, uzaklaştım sergilediği her şey hayatın bir kenara ittiği kirli kalıntı öteberinin küf kokusunu saçıyordu etrafa hayatın bu süprüntülerini herkesin burnuna burnuna uzatması kendisinin de bir döküntü olduğunu göstermek için miydi yoksa kendisi de çökmüş kocamıştı devriliyordu işte sergilediği şeyler ölü pis şeylerdi kullanılır tarafı kalmamıştı fakat hayata dayatıyorlardı ve çok anlamlıydı şekilleri. Bu ölü şeyler benim üstümde yaşayan bir insanın bıraktığından daha derin bir etki bırakıyordu. Ama dadım haberini getirmişti bana, herkese söylemişti. Pis bir dilenceyle demişti. Söylemişti dadım. O heriften yatağına bit geçmiş ve hamama gitmek zorunda kalmış karım. Hamamın terli duvarında karımın gölgesi nasıldı acaba?'' Şehvetli ve da mutlaka. Fakat karımın bu defaki seçimi o kadar fenama gitmedi benim. Çünkü hurdacı ihtiyar bayağı ve ahmak kadınları tavlayan o damızlıklar gibi değildi. Sırnaşık ve yavan değildi. İhtiyarın yüzündeki o tortular, o mutsuzluk kabukları ve çevresine yaydığı o yoksulluk havası ona belki kendisinin de bilmediği bir yarı tanrı görünüşü veriyordu. Ve çürük çarık öteberisi önünde bir yaratılış simgesi gibiydi bu adam. Evet, aralarından Arapça ayetler dökülen o iki sarı çürük dişin izlerini ben karımın yüzünde görmüştüm. O kadın ki beni yanına yaklaştırmamış, beni tahkir etmişti. Bana bir kerecik olsun dudaklarını öptürmediği halde ben onu sevmiştim. Güneş batıyor, hüzünlü bir nakkare sesi duyuluyordu. İnsanda atalardan kalma hurafeleri ve karanlık korkusunu uyandıran bir aç ve yalvarış sesiydi bu. Yaklaştığını sezdiğim, beklediğim bunalım sonunda patlak verdi. Tepeden tırnağa yakıcı bir sıcaklık sardı beni. Boğulacak gibiydim. Yatağa attım kendimi, gözlerimi yumdum. Ateşimin çokluğundan sanki her şey büyüyor, çevresini genişletiyordu. Tavan alçalacağına daha da yükselmişti. Gövdeme dar geliyordu giysilerim. Sebepsiz kalktım, karyolanın kenarına oturdum. Mırıldandım kendi kendime. Bundan fazlası mümkün değil, dayanılır gibi değil. Birden sustum. Sonra yüksek, alaycı bir sesle konuştum. Bundan fazlası. Sonra ekledim. Ben ahmam. Söylediğim sözcüklerin anlamlarına bakmıyor, sadece sesimin havadaki titreşiminden hoşlanıyordum. Yalnızlığı yok etmek için gölgemle konuşuyordum belki de. O anda inanılmaz bir şey gördüm. Kapı açıldı ve o kahpe içeri girdi. Demek ara sıra beni düşündüğü oluyordu. Teşekküre değerdi bu. Demek yaşadığımı, acı çektiğimi, ağır yavaş ölmekte olduğumu o bile hatırlıyordu. Teşekküre değerdi bu. Fakat bilmek isterdim, kendisi için öldüğümü biliyor muydu? Bilse mutlu rahat ölürdüm. Dünyanın en mutlu insanı ben olurdum. O kahve odama girince kötü düşüncelerim yok olmuştu. Bilmiyorum vücudundan nasıl bir ışın, davranışlarından nasıl bir hava yayılıyordu ki yatıştırmıştı beni. Bu sefer iyi görünüyordu, toplanmış, güçlenmişti. Tuz kumaşı bir pelerin vardı üstünde. Kaşlarını inceltmiş Yanağına bir ben kondurmuş, rastık ve sürme çekmiş, allık sürmüştü. Hasılı donanmış etmiş odama öyle geldi. Hayatından pek memnun da anlaşılan ve farkında olmadan sol işaret parmağını ağzına götürüyordu. Bu latif kadın Suren Irmağı kıyısında körebe oynadığımız en tarisi kırmalı ve siyah kendisi ince, zarif o kız mıydı? Halleri çocuksu, özgür ve eteğinin altında bacakları göründükçe heyecanlandığım o kız mıydı? Şimdiye kadar farkına varmamıştım. Şimdi gözlerimin önünden bir perde kalkmıştı sanki. Bilmiyorum niçin kasap dükkanındaki koyunlar geldi aklıma. Büyük bir parça etten farksızdı o ve eski çekiciliğinin hepsini yitirmişti. Boyanmış, süslenmiş, dolgun bir kadın olmuştu. Yaşamayı düşünen katıksız bir kadın. Karım. Korkuyla görüyordum. Karım büyümüş, akıllanmış. Bense çocuk kalmıştım. Hatta yüzüne, gözlerine bakmaktan utanıyordum. O ben hariç herkese kendini veriyordu. Fakat ben onun çocukluğunu belli belirsiz tekrar yaşayarak kendimi teselli ediyordum. Saf masum bir yüzü, geçici süreksi halleri vardı çocukken ve yüzünde ihtiyar hurdacının diş izleri yoktu henüz. Hayır, aynı kimse değildi bu. Alaycı bir sesle sordu. Nasılsın? Cevap verdim. Sen serbest değil misin? Dilediğini yapmıyor musun? İyiyim, fenayım. Sana ne bundan? Kapıyı vurdu gitti. Arkasına dönüp bakmadı bile. Bu dünyanın insanlarıyla, dirilerle nasıl konuşulduğunu unutmuştum herhalde. Duygusuz olduğunu sandığım bu kadın benim bu davranışıma kırılmıştı kaç kere kalkayım, elini ayağını öpeyim, ağlayayım, bağışlanmamı yalvarayım diye düşündüm. Evet ağlamak, çünkü ağlarsam rahatlayacağıma inanıyordum. Kaç dakika, kaç saat, hatta kaç yüzyıl geçti bilmiyorum. Çılgına dönmüştüm ve çektiğim acıdan keyif duyuyordum. İnsanüstü bir keyifti bu. Ancak bende olabilirdi ve eğer varsalar tanrılar bile duyamazlardı böylesine bir keyfi. Üstünlüğümü o aşağılık insanlara, doğaya, tanrılara karşı, insan şehvetinin doğurduğu tanrılara karşı üstünlüğümü anlamıştım. Bir tanrı olmuştum, tanrıdan da büyüktüm çünkü içimde sonsuz, ebedi bir ırmağın aktığını hissediyordum. Fakat o döndü geldi, düşündüğüm kadar taş kalpli değildi. Kalktım eteğini öptüm, gözyaşları ve öksürükler içinde ayaklarına kapandım. Bacaklarına yüz sürdüm. Birkaç kere asıl adıyla hitap ettim ona. Bambaşka bir ahengi, bir yankısı var gibiydi asıl adının. Ama kalbimden, can evimden kahpe, kahpe diyordum. Bir salatalık gibi serinletici, hoş, buruk bir tat veren bacaklarını öptüm. Ağladım, çok ağladım. Bilmiyorum ne kadar zaman geçti. Kendime gelince baktım, o gitmişti. İnsanoğlunun bütün acılarını, sevinçlerini ve aşklarını kendimde hissetmem için bana belki de bir an yetmişti. Üzerinde afyon içtiğim minderde nasıl oturuyordumsa şimdi de yaygısı kenarına çökmüş ihtiyar hurdacı gibi önümde is yapan lamba oturup kalmıştım öyle. Kımıldamıyor, şaşkın, sersem lambanın salıverdiği dumanlara bakıyordum. Ellerimi yüzümü siyah bir kar gibi is kaplamıştı. Bana bir kase arpa aşıyla piliçli pilav getiren dadım içeri girip de beni o halde görünce öyle korktu ki bağırdı geri çekildi. Elindeki siniyi düşürdü. Hiç değilse onu korkutmuş olduğuma sevindim. Sonra ayağa kalktım, fitilin ucunu kestim makasla ve aynanın önüne gittim. İşi yüzüme gözüme bulaştırmıştım. Ne korkunç görünüm. Gözlerimin alt kapaklarını aşağı çektim, bıraktım. Gerdim uzattım ağzımı. Avurtlarımı şişirdim. Sakalımı yukarı kaldırdım. ikiye ayırdım. Büktüm kıvırdım uçlarını. Yüzümü gözümü çarpıttım. Ne kadar gülünç ve korkunç yüz çizgilerim. Şimdi içimde gizli ve tekin olmayan bütün hayalleri, gülünç korkunç inanılmaz bütün çehreleri böylece apaçık görüyordum. Tanıyor, biliyor, hissediyordum da Gene de gülünç geliyordu bana bu haller, bu çarpıtılmış yüzler. Evet hepsi de bendeydiler, benim malımdılar. Korkunç, cinayetli ve güldürücü maskeler. Parmak ucuyla bir dokunma yetiyor, hemen yer değiştiriyorlardı. Kur'an okuyan ihtiyarın, kasabın, karımın maskelerini kendi yüzümde görüyordum. Sanki benim maskemin birer yansımasıydılar. Hepsi içimdeydi ya, hiçbiri benim değildi gerçekte. Benim mayam ve yüz ifadem esrarlı bir içgüdüden, ataların günaha girmelerinden, sevişmeleri ve ümitsizliklerinden oluşmamış mıydı? Ben ki bu kalıtım yükünün gözeticisiydim. Delice ve gülünç bir his yüzünden yüzümdeki bu ifadeleri ister istemez sürdürmüyor muydum? Yüzüm belki ancak ölümle bu ayartılıştan kurtulur, acaba o zaman kendi doğal haline kavuşur muydu? Ama acaba o son durumda da maskaraca bir iradenin yüzüme kazıdığı haller geride daha sert, daha derin izlerini bırakmazlar mıydı? Ne olursa olsun elimden neler gelebileceğini kavramaya başlamıştım. Yeteneklerimi anlamıştım. Birden yüksek sesle güldüm. Fakat çok katı korkunç bir gülüştü bu. Tüylerim diken diken oldu. Sesimi tanıyamadım. Benim dışımda bir sesti sanki. Bazen kulaklarımda çınlamış yabancı bir gülüş. Peşinden öksürmeye başladım. Kanlı bir balgam ciğerimden bir parça aynaya fırladı. Parmağımın ucuyla yaydım, sıvaştırdım aynanın yüzüne. Arkama dönünce dadımı gördüm. Ay gibi solgundu yüzü, saçları dağınık, gözleri fersiz, ürkmüş. Daha önce de getirmişti bir kase arpa aşı vardı elinde. Dehşet içinde bana bakıyordu. Ellerimi yüzüme kapadım, yandaki küçük odanın perdesi arkasına kaçtım, saklandım. Uyumak istiyordum, başım bir ateş çemberiyle sarılmıştı. Lambaya koyduğum sandal ağacı yağının şehvet uyandıran keskin kokusu başıma vurmuştu. Karımın baldırları gibi kokuyordu. Damağımda buruk, hoş bir salatalık tadı vardı elimi tenimde gezdiriyor, bütün organlarımı, kalçamı, baldırlarımı, kollarımı, hayalimde karımınkilerle karşılaştırıyordum. Onun kaba etlerinin, kıçının yuvarlaklığı, teninin sıcaklığı gözümün önünde iki kat canlanıyordu. Canlanmadan da kuvvetliydi bu çünkü bir ihtiyaç biçimine girmişti. Teni yanımda olsun istiyordum. Bu şehvetli kuruntudan kurtulmak için bir hareket, bir karar yeterdi. Fakat başımı saran ateş çemberi öyle daraldı, öyle yakıcı oldu ki ansızın korkunç karaltıların çalkalandığı bulanık bir denize gömüldüm. Hava henüz karanlıktı. Sokaktan geçen bir güruh sarhoş polisin gürültüsüne uyandım. Kaba küfürler savuruyor, hep bir ağızdan söylüyorlardı. Gel gidelim içelim, rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu, ya ne zaman içelim? Hatırladım. Hayır, ani bir ilhamdı bu. Bitişik odada bir şişe şarabım vardı. İçine kobra zehri katılmış ve bir yudumu hayatın bütün kabuslarını yok edecek bir şarap. Ama o kahpe. Bu sözcük ona karşı arzumu daha da çoğalttı. Onu daha diri, daha hararetli getirdi gözlerimin önüne. Bundan yine tasarlayabilirdim. O şaraptan bir kadeh ona verir, bir kadeh de ben içerdim. Aynı kıvranmalarla beraber ölürdük. Nedir aşk? O aşağılık kimseler için bir edepsizlik, geçici adi bir zevk, bir eğlence. O aşağılık adamların aşkları açık saçık şarkılarda, edepsizliklerde, sarhoş ayık tekrarladıkları pis iğrenç sözlerinde görülür. Eşeğimin toynağını soktum çamura örneğindeki gibi. Fakat benim ona aşkım bambaşka bir şeydi. Ben onu ta ne zamandır tanıyordum. Bir tuhaf çekik gözleri, yarı aralık dar ağzı, perdeli sakin sesi bunlar bende uzak, dertli anılar uyandırıyordu ve ben onlarda mahrum kaldığım, bağlı olduğum, elimden aldıkları bir şeyi arıyordum. Beni ebediyen mi mahrum etmişlerdi ondan? Bu düşünce daha korkunç bir duygu yaratıyordu bende. Öyle bir lezzetti ki bu ümitsiz aşkımın tesellisini onda buluyordum ve bir saplantı oldu giderek. Bilmiyorum niçin hep karşımızdaki kasap geliyordu aklıma. Kollarını sıvayıp bismillah diyor ve koyunları parça parça kesiyordu. Hali ve davranışları gözümün önündeydi hep. Sonunda kararımı verdim. Korkunç bir karar. Yataktan kalktım, kollarımı sıvadım, yatağımın altına sakladığım kemik saplı bıçağımı aldım. Sırtımı kamburlaştırdım, sarı bir abaya sarındım, başımı ve yüzümü bir şalla kapadım. O anda kasapla hurdacının ruh hallerinden oluşan karışık bir duygu belirdi bende. Sonra ayaklarımın ucuna basa basa karımın odasına doğru yürüdüm. Karanlıkta odası, kapıyı yavaşça açtım. Rüya görüyordu herhalde, yüksek sesle sayıkladı. Şalını çıkar, Yatağına yaklaştım, sıcak, yumuşak soluklarını yüzümde hissettim. İnsanı dirilten tatlı bir alevdi bu. O havayı birkaç dakika teneffüs etseydim tekrar canlanırdım. Ah ne kadar zamandır inanıyordum buna. Herkes de bu bendeki gibi ateşli soluklar olması gerekirdi. Odada bir başkası, aşıklarından biri olmasın diye sağa sola bakındım. Hayır, kimse yoktu, yalnızdı hakkında söylenenlerin sırf yalan ve iftira olduğunu anladım. Kim bilir belki de de henüz. Ona yakıştırdığım hayallerden, suçlamalardan ötürü kendimden utandım. Fakat bir dakika bile sürmedi bu. Kapının ardından bir aksırık sesi geldi. Sonra boğuk alaycı bir gülüş. İnsanın tüylerini diken diken eden bir kahkaha duydum. Damarlarım çekildi, ürperdim. O aksırmayı, o kahkahayı duymasaydım onlar alıkoymasaydı beni karar vermiştim. Gövdesini parça parça edecek, satsın diye müşterilere karşıdaki kasaba götürecektim. Budundan bir parçayı da adak olarak Kur'an okuyan ihtiyara verecek, ertesi günde gidip soracaktım ona. Dün yediğin et ne etiydi biliyor musun diyecektim. Eğer o gülmeseydi, o kahvenin gözlerini görmemek için bu işi gece vakti yapmam gerekiyordu. Beni azarlayan gözlerinden utanıyordum çünkü. Sonra karyolasının kenarından sarkan ve ayağıma takılan bir çamaşırı aldım yerden ve kaçtım odadan korku içinde. Bıçağımı dama attım. Bana bu canice fikirleri bu bıçak vermişti. Kasap bıçağına benzeyen bu bıçağı uzaklaştırdım kendimden. Odama dönünce lamba ışığında gördüm. Gömleğini getirmiştim. Çıplak etine değdiği pis bir gömlek bu. Yumuşak ibrişim bir hint gömleği ki teninin kokusunu emmişti. Yasemin kokuyordu ve teninin sıcaklığından, diriliğinden bir şeyler kalmıştı üstünde. O kokuyu içime çektim. Bacaklarımın arasına koydum gömleği, uyudum. Hiçbir gece böyle rahat uyumamıştım. Sabah erkenden karımın bağırmalarına uyandım. Gömleğinin kaybolmasından yakınıyor ve tekrarlıyordu. Yepyeni tertemiz gömlek. Oysa yenleri parçalanmıştı gömleğin. İş sarpa bile sarsa geri vermeyecektim. Karımın eskimiş gömleğinin bende kalması hakkım değil miydi? Dadım bana eşek sütü, bal ve ekmek getirdi. Siniye kahvaltının yanına bir de kemik saplı bıçak koymuştu. Bıçağı hurdacının sergisinde görmüş, satın almış. Öyle dedi. Kaşlarını kaldırarak ekledi. Böyle şeyler lazım olur her zaman. Aldım baktım. Benim bıçağımdı bu. Sonra kırgın, küskün, dert yandı dadım. Bu sabah benim kız, o kahpe yani, payladı beni. Geçen ben onun gömleğini çalmışım sözde. Hani kötülemek gibi olmasın ya, karın dün bir çocuk düşürdü. Biliyoruz ki bu çocuk Kendisi söyledi sözde hamamda gebe kalmış. Dün akşam sırtını ovuyordum gördüm. Kollarında çürükler vardı. Kendisi gösterdi. Karanlıkta bodruma indim de iyi saatte olsunlar yaptılar dedi. Dadım devam etti. Sen bilmiyor muydun karının hanedir gebe olduğunu? Gülerek cevap verdim. Çocuk da besbelli belli hani şu Kur'an okuyan ihtiyar var ya ona benziyordu. Şüphesiz ona benziyordu. Dadım şaşırmış, afallamış odadan çıktı. Benden böyle bir karşılık beklemiyor gibiydi. Birden ayağa kalktım. Ellerim titreyerek kemik saplı bıçağı aldım. Bitişik odada eski bir kutuya koydum. Kutunun kapağını kapattım. Hayır çocuk bana asla benzeyemezdi. İhtiyar hurdacıya benzemişti bu çocuk. Öğleden sonra odamın kapısı açıldı küçük kardeşi o kahbenin küçük kardeşi tırnağını kemirerek içeri girdi onları görenler abla kardeş olduklarını hemen anlardı öylesine bir benzerlik küçük dar bir ağız dolgun nemli şehvetli dudaklar inik göz kapakları çekik gözler şaşkın bakışlar çıkık yanaklar hurma rengi dağınık saçlar buğday rengi bir yüz oğlan tıpkı o kahveye benziyor hatta ablasındaki o şeytan ruhundan da bir şeyler taşıyordu. Hayat savaşında sertleşmiş, duygusuz, ruhsuz bir Türkmen yüzü. Bir yüz ki yaşamasını sürdürmek için her şeyi doğal karşılar, hoş görür. Sanki doğa her şeyi çok önceden görmüştür. Belli ki ataları uzun zaman güneşlerde, yağmurlarda doğayla savaşmışlar, güçlenmişlerdi. Ve yalnız yüzlerini, görünüşlerini değil, yılmazlık, şehvet, hırs ve açlıklarını da verdiler. Bıraktılar bunlara. Ben bu çocuğun ağzının tadını biliyordum. Bir salatalık gibi buruk ve hoş tutadı. Şaşkın Türkmen gözleriyle yüzüme baktı çocuk. Şahcan diyor ki, hekim söylemiş, sen ölecekmişsin, senden kurtulacakmışız. Ölmek nasıl olur? dedi. Cevap verdim. Sen ona söyle, ben çoktan öldüm. Şahçan dedi ki, Çocuğum düşmeseydi bütün ev bizim olurdu, dedi. Kendimi tutamadım, bir kahkaha attım. Kuru, korkunç, insanın tüylerini diken diken eden bir kahkahaydı bu. Öyle ki sesimi tanıyamadım. Çocuk korktu, kaçtı. Kasabın keyfini şimdi anlamıştım. Kemik saplı bıçağını koyunların butlarında temizlerken... İçlerinde çamur gibi koyu, ölü kanlar toplanmış, pörsük etleri kesip alırken ve koyunların boğazlarından damla damla kızıl kanlar yere akarken duyduğu keyfin ne olduğunu anlamıştım. Dükkanın önündeki sarı köpek yere düşmüş ve donuk gözlerle dik dik bakan kesik öküz kellesi ve gözleri ölüm tozuyla perdeli bütün koyun başları onlar da görmüşlerdi, onlar da biliyorlardı bunu. Şimdi anlıyorum. Ben bir yarı tanrı olmuştum. İnsanların küçük, adi bütün ihtiyaçlarının ötesindeydim. İçimde ebediyetin aktığını hissediyordum. Nedir ebediyet? Benim için ebediyet, Sure Nırma kıyısında o kahpe ile körebe oynamaktan, sonra bir an gözlerim bağlı, başımı onun eteğine gizlemekten ibaret. Birdenbire kendimle konuştuğumun farkına vardım. Garip bir şekilde oldu bu. Kendimle konuşmak istedim ama dudaklarım öyle ağır ve uyuşuktu ki en küçük bir kıpırdığı bile istemiyorlardı. Dudaklarım kımıldamadan da yahut kendi sesimi duymadan da kendimle yüksek sesle konuştuğumu hissediyordum. Odam her an daha karardı, daha daraldı, bir mezar oldu adeta. Korkunç gölgeleriyle gece etrafımı sardı. Lamba is yapıyordu. Kürkümü giymiş, abamı omuzlarıma almış, boynuma şalımı sarmıştım. İki büklüm gölgem duvara vuruyordu. Gölgem çok çok güçlüydü. Belirgin de gerçek cismimden, duvara vurmuş gölgem daha gerçekte vücudumdan. Sanki ihtiyar hurdacı, kasap, dadım ve o kahpe karım benim gölgelerimdi. Ben bu gölgelerin içinde hapsedilmiştim. Bir baykuşa benziyordum ama iniltilerim boğazımda takılıp kalıyordu ve ben pıhtılaşmış kan olarak tükürüyordum onları. Şayet baykuş da hasta olsa benim düşündüğüm şeyleri düşünür. Duvardaki gölgem tıpkı bir baykuş gölgesiydi ve iki büklüm eğilmiş yazdıklarımı dikkatle okuyordu. Anlıyordu besbelli. Bir o anlayabilirdi. Göz uçuyla gölgeme baktıkça korkuyordum. Karanlık ve suskun bir gece tıpkı hayatımın üzerine çökmüş gece gibi. Kapıdan duvardan perdenin arkasından bana yüz göz oynatan korkunç karaltılarla dolu gece. Bazen odam öyle daralıyordu ki bir tabutta yatıyordum sanki. Şakaklarım yanıyordu. Organlarımdan en ufak bir hareket beklenemezdi. Bir ağırlık göğsüme eziyordu siyah lagar beygirlerin yanlarına asıp kasaba götürdükleri koyun ölüleri gibi ağır bir ağırlık. Ölüm ağırdan yavaştan kendi şarkısını mırıldanıyordu. Her sözcüğü tekrarlamak zorunda kekeme biri gibiydi ölüm. Tıpkı şiiri bitince gene baştan başlayan biri gibi. Ölümün şarkısı testere inleyişlerindeki titreme gibi. Tenin etlerinde rahleler açıyor, feryatlar koparıyor, ansızın susuyordu. Gözlerim henüz kapanmıştı ki odamın arka tarafından sokaktan bir güruh sarhoş polis geçti. Kaba küfürler savuruyor, hep birden söylüyorlardı. Gel gidelim içelim, rey şarabından içelim. Şimdi içmezsek onu ya ne zaman içelim? Sonunda düşeceğim ellerine dedim içimden. Ansızın kendimde insanüstü bir kuvvet hissettim. Alnım serinledi. Yataktan kalktım, sarı abamı omuzlarıma aldım, şalımı iki üç kere başıma doladım, sırtımı kamburlaştırdım, gidip koyduğum kutudan kemik saplı bıçağı çıkarttım ve ayaklarımın ucuna basa basa kahbenin odasına gittim. Kapıyı araladım, baktım, koyu karanlıklara gömülüydü içerisi. Dikkatle kulak kabarttım, sesini duydum, Geldin mi? Şalını çıkart. Sesi çocukluğundaki sesi gibiydi. Tatlı bir ahenk taşıyordu. Uykuda bilinçsiz mırıltılar gibi. Ben bu sesi evvelce derin uykularda duymuştum. Acaba rüya mı görüyordu? Kısıktı perdeliydi sesi. Tıpkı süre nırmağı kıyısında benimle körebe oynayan o kız çocuğunun sesi gibi. Bir an durdum. Öylece tekrar duydum. Gel, çıkar şalını, diyordu. Karanlıkta yavaşça odaya girdim, abamı ve şalımı çıkardım, soyundum. Ama bilmiyorum neden kemik saplı bıçağı elimde tutuyordum. Yatağına girdim. Yatağının sıcaklığı adeta taze can üfledi bedenime. Sonra bir zamanlar Süren Irmağı kıyısında körebe oynadığımız o solgun yüzlü, çelimsiz ve gözleri masum Türkmen gözleri gibi o küçük kızı hatırlayarak onun o tatlı, nemli ve ılık vücudunu kucakladım. Hayır hayır, yırtıcı ve aç bir hayvan gibi atıldım üzerine. Oysa bütün kalbimle de tiksiniyordum ondan. Öyle sanıyordum ki aşk ve kin aynı şeydiler. Serin solgun vücudu, karımın vücudu, avının çevresinde kıpırdayan bir kobra yılanı gibi yayıldı, açıldı ve çemberine hapsetti beni. Göğsünün kokusu sarhoş ediciydi. Kollarını boynuma dolamıştı. Etinden hoş bir sıcaklık yayılıyordu. O anda hayatım sona ersin istedim. Çünkü o dakikada ona karşı bütün hıncım, bütün kinim yok olmuştu. Gözyaşlarımı tutmaya çalışıyordum. Ben farkına varmadan adam otu gibi bacakları bacaklarıma kenetlenmiş, kolları boynumda halkalanmıştı. Bu terü taze etin tatlı sıcaklığını duyuyordum ve kavrulan gövdemin her zerresi bu sıcaklığı içiyordu. Hissediyordum ki bir av gibi yutmaktaydı beni. Korku ve keyif birbirine karışmıştı. Ağzı bir salatalığın buruk tadını veriyordu. Bu tatlı basınç altında ter döküyor, kendimden geçiyordum. Tenim, vücudumun her zerresi hükümleri altına almıştı beni yüksek sesle zafer şarkılarını söylüyorlardı. Ben mahkum ve biçare bu uçsuz bucaksız denizde uysal itaatli kendimi dalgaların keyfine bırakmıştım. Bir Yasemin ıtri yayan saçları yüzüme yapışmıştı. Gövdelerimizin derinlerinden acının ve sevincin feryatları dışarı vuruyordu. Birdenbire şiddetle ısırdığını hissettim. Yırtılmıştı dudağım, Tırnağını da böyle mi ısırıyordu yoksa benim yarık dudaklı ihtiyar olmadığımı anlamış mıydı Kendimi kurtarmak istiyor ama bunca çabama rağmen başaramıyordum Tenimizin etleri birbirine lehimlenmişti adeta Delirdiğini sanıyordum O keşmekeş içinde elimi uzattım nasılsa ve elimdeki bıçağın vücudunun bir yerine saplandığını hissettim Sıcak bir sıvı yüzüme fışkırdı bir çığlık koparttı o ve beni bıraktı. Avcumda sıcak bir şey vardı ona dokunmadım. Elimi yumruk yaptım. Bıçağı attım. Bıçaksız elimi vücudunda gezdirdim. Katılaşmıştı. Ölmüştü o. Bir öksürük tuttu beni. Fakat öksürük de değildi bu. Kuru, iğrenç ve insanın tüylerini diken diken eden bir kahkaha. Korkudan titreyerek abamı omzuma aldım, odama döndüm. Lamba ışığında Avucumu açtım, baktım. Gözüydü avucumda tuttuğum şey her yerim kana bulanmıştı. Aynaya gittim ama korkunun şiddetinden ellerimi yüzüme kapattım. Benziyordum. Hayır, ben o ihtiyar hurdacı olmuştum. Saçım, sakalım bir kobra yılanıyla bir yere kapatılmış da ölmemiş, dışarı çıkan bir adamın saçı sakalıydı. Bembeyaz olmuşlardı. Dudağım ihtiyarın dudağı gibi yarıktı, kirpiklerim dökülmüştü. Bir avuç beyaz kıl bitmişti göğsümde ve içime yeni bir ruh girmişti. Başka türlü düşünüyor, başka türlü hissediyordum ve bilmiyordum kendimi onun elinden, içimde uyanmış ifritin elinden nasıl kurtaracağımı. Ellerimi yüzüme kapamış, kendimi tutamıyor, gülüyordum boyuna. Öncekinden daha şiddetli bu gülüş vücudumu sarsıyordu. Bedenimin hangi gizli oyuklarından geldiği belirsiz derin bir gülüştü bu. Hoş bir gülüş fakat boğazımda toplanıyor, boşluktan çıkıyordu. Ben ihtiyar hurdacı olmuştum. Izdırabın şiddetinden uzun, derin bir uykudan uyanmış gibi gözlerimi ovuşturdum. Her zamanki odamdaydım. Ortalık ağrıyordu. Bulutlu ve sisliydi pencere camları. Uzaktan horoz sesleri duyuluyordu. Önümdeki mangalın ateşinden geriye bir üfleyişte uçup gidecek bir avuç kül kalmıştı. Hissettim ki benim düşüncelerim de dayanıksız bir avuç kor gibidir. Kül olmuştur, bir üflemeye bakar. İlk aradığım şey kabristandaki ihtiyar arabacıdan aldığım J testisi oldu. Bulamadım. Bakındım, kapıda gölgesi iki büklüm birini gördüm. Hayır, İhtiyar ve kambur bir adamdı bu. Başını ve yüzünü bir şala sarmıştı ve pis bir mendile sarılı testiye benzer bir şey vardı koltuğunda. Katı korkunç bir gülüşle güldü adam. Tüyleri diken diken eder bir gülüşle güldü. Ben yerimden kalkmak isteyince de odamdan çıktı gitti. Kalktım. Peşinden gidip mendile sarılı testiyi ondan almak istedim. Fakat ihtiyar şaşılacak bir çeviklikle çoktan uzaklaşmıştı. Koştum, sokağa bakan pencereyi açtım. İhtiyarın kambur karaltısını gördüm sokakta. Gülüşünün şiddetinden omuzları sarsılıyordu ve o bağlı mendilini koltuğuna sıkıştırmıştı. Sendeleyerek yürüyordu. Sislerin içinde gözden kayboldu. Döndüm kendime baktım. Üstüm başım yırtılmıştı. Tepeden ayağa kana belenmiştim. Çevremde iki Mayıs böceği dolanıyordu ve küçük beyaz kurtçuklar kıvıl kıvıldı tenimde. Ve bir ölünün ağırlığı göğsüme eziyordu. Kör baykuş dinlediniz. Son